İyi akşamlar. Beşinci güne hoş geldiniz. Ben Mustafa Yıldız. Bu hafta yine Türkiye'nin en önemli konularını masaya yatırmak üzere stüdyodaki ve stüdyo dışındaki konuklarımızla birlikte efendim huzurlarınızdayız. Bu akşam kimler bizimle birlikte olacak hemen takdim edelim kendilerini. Diriliş Postası yazarı Murat Özer bu akşam stüdyomuzda olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Murat Turgut bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Hukukçu Ebu Bekir Elmalı stüdyomuzda. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ankara stüdyomuzda emekli hava pilot kor general Sayın Erdoğan Karakuş bizlerle birlikte. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi yayınlar. İstanbul'a da çok çok selam saygılar. Sağolunuz efendim. Çok teşekkürler. Ve akademisyen sosyolog Profesör Doktor Hüseyin Çelik Hoca da bizlerle birlikte. İyi akşamlar hocam. Siz de hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Şimdi ilk dilimde bugünün aslında en önemli konusuyla başlayalım isterim. 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı. Yalnız tabii şöyle bir şey. Tartışmalar var. Bugün Cumhurbaşkanı 200 lira olacak geçiş ücreti dedi. İlk bir haftada ücretsiz olacak. Ama ben meselenin şurasından bakmak istiyorum. İşte o 200 lirayı tam anlamayanlar var. Akşamdan beri o da tartışılıyor sosyal medyada. Nasıl olur diyenler var. Yok işte devlet yine bir yükün altına giriyor diyenler var. Murat Özer bu işe nasıl bakar, nasıl konuşur? Ne dersiniz bu söylemlere? Yani fiyat son derece makul bir fiyat. Yani 15 euro diye konuşuluyordu başta. İlk proje aşamasındayken de bu fiyat böyleydi. Şu anda 200 lira son derece normal bir ücret. Çünkü zaten 50 dakika bir yolculuk yapıyorsunuz feribotla ve saatlerce, herkes de bilir yani orada kullananlar, saatlerce kuyrukta bekliyordunuz. Tabii. Ve 107 lira şu anda onun fiyatı. Ben geçen sene denedim hocam. Gittim, yarım saat sanıyordum. Meğer 50 dakika sürüyormuş o Lapseki'den karşı tarafa geçmek. 50 dakikayı da biraz geçti. 50-55 dakika civarında geçtim. Çok o parayı yavaş da verdim. Gitmek zorunda. Çok yavaş bir de şey bir yolculuk, konforsuz bir yolculuk. Tabii. Yani o açıdan hani değer mi? Gerçekten değer şu anda. O 200 liraya değer. Çok uygun. Onu söyleyeyim ben kendi açımdan. Yani 6 dakika indiriyorsunuz yolu. Üstelik yani Asya'yı Avrupa'ya bağlıyorsunuz. 6. defa bağlanmış oluyor bu arada. Ama Çanakkale'de ilk defa olduğu için. Yani şimdi sadece hani turistik amaçlı giden insanların oradan seyahat etmesiyle bahsedilebilecek bir şey değil. Bütün Akdeniz'i ve Batı Anadolu'yu Trakya'ya bağlıyorsunuz, Avrupa'ya bağlıyorsunuz. Evet. Ve İstanbul'a bütün bu yoğun trafiği sokmadan, yani güneyden hareket eden tüm yolcular Avrupa'ya ulaşmak istediklerinde buraya kullanacaklar. Bu çok büyük bir imkan. Gerçekten çok önemli. Ve Türkiye'nin son yıllarda yapmış olduğu, son 15 yılda yapmış olduğu en büyük projelerden birisi. Hani bugün bütün gün boyunca zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu izah etmeye çalıştı. Türkiye'nin bütün dünyanın en büyük açık alınlıklı, yani kendi şeyi itibariyle iki tabli, evet, tabi arasındaki açıklık itibariyle dünyanın en büyük köprüsü. Evet. Müthiş bir mühendislik harikası aynı zamanda. Bugün devletin televizyon kanallarında da bununla ilgili bir belgesel de yayına girdi. Evet. Orada bunun bütün yapım süreçleri de uzun uzadıya anlatılıyor. Türkiye açısından son derece büyük, prestijli bir şey. Ayrıca yani bunu şöyle görmek lazım. Bu gerçek anlamıyla bir zafer anıtı. Yani Çanakkale Köprüsü bir zafer anıtı. Neyin anıtı? Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü kutladık biz bugün. Ve bugün orada pek çok semboller var. Yani bugün aynı Sayın Cumhurbaşkanımız şeyini anlatırken yüksekliğini mesela kulelerin yüksekliğini anlat 3.18 olması, 318 metre, evet, olması, işte 3. ayın 18'inde olması gibi pek çok sembolik göndermeler var. Kulelerin üzerine Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı o merminin bir benzerinin sanırım her biri 75 ton ağırlığında top şeyleri, yani mermilerinin top oraya yerleştirilmesi var. Bütün bunlar bir sembol, sembolizm dünyasıyla alakalı şeyler. Aslına bakarsanız Çanakkale'de, Çanakkale Savaşı da semboller üzerine bina edilmişti. Ta 107 yıl önce. Mesela ne olmuştu? Çanakkale'ye İngiliz ve Fransız filoları geldiklerinde en önde hareket eden, yani gemilerin en önde hareket eden İngiliz gemisinin adı Agamemnon'du. Agamemnon, Truva Savaşı'nda, yani Yunanlıların Anadolu'yu istila ettikleri o mitolojik savaşta, yarı mitolojik savaşta, 2500 yıl önce yaşanmış savaşta, yani
Yunan ordusunun Anadolu işgalinin başkomutanı olan kral, Miken kralı Agamemnon adına yapılmış bir gemiyle geldiler Anadolu'yu tekrardan istila etmeye. Şimdi İngilizler bunu sembolik olarak yani ve o gemide Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı. Yani bizim Birinci Cihan Harbi'nde artık yıkıldığımız devletimizin teslim olduğu anlaşmanın imzalandığı gemi de o gemiydi. Biz bu savaşta onların, İngilizlerin iki Fransızların da bir gemisini batırdık. Ve Agamemnon da büyük ağır hasar alarak Çanakkale'den çekilmek zorunda kaldı. Şimdi biz 107 yıl sonra büyük bir sembolik bir anlatımla karşı cevap veriyoruz. Batılı istilacılara neyle? Bir mühendislik harikasıyla veriyoruz. Ve içerisine semboller yerleştiriyoruz. Dünyanın en büyük teknolojik harikasını inşa ederek cevap veriyoruz. Bu yönüyle de yani sadece ulaşıma getirmiş olduğu büyük katkılar, hizmetlerle falan değil. Bütün bunların yanında Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsızlaşma yolunda Batı'ya karşı tıpkı Agamemnon'a karşı vermiş olduğu mesaj gibi bir mesaj veriyor. Ya mesaj üstüne mesaj var da akşamdan beri özellikle sosyal medyada da beğenemeyenler var. Yani şimdi köprü olarak güzel. Belki başka şeylerini eleştirirsiniz. 200 dersiniz, 200'ü çok bulur, az bulur. O başka bir şey. Yani anlarım onu. Şimdi bir hesap söyleyeyim. Mesela ya, bakın. Bu İsmail Cesur akşam bir şey paylaştı. Bir bilgi paylaştı. O da çok ilginç değil mi? Yani şu anda hiç araç geçmese. Evet. Hani bu yap, işlet, devret modelimiz var ya bizim. Dünya konuşuyor. Hiç araç geçmese. Diyor ki İsmail Cesur, Cumhurbaşkanı danışmanı. 12 taksitle yani 3 milyar euroya mal olmuş oluyor ve bunu 12 taksitle faizsiz ödüyor. Tabii. Hiç araç geçmese sıfır. Bu işte 10 bin, 15 bin araç geçerse bu rakam iniyor 1 milyar. Hiç iniyor. Araç geçmezse bu mümkün değil sadece zaten. 15 bin araç geçse 1 milyar iniyor. 30 bin araç geçse 2 milyar iniyor. Şu anda feribotları günde 15 bin araç kullanıyor. Feribotu 15 bin araç kullanıyor. Evet. Ve buraya yani büyük mesela küçük tırlar 580 lira ödüyorlar. Evet. Şu anda. Yani ne kadar büyük bir nakliye hizmetinin yapıldığını düşünün. Siz burada yani gıdanın mesela sevkiyatında 6 dakika gibi kısa bir sürede gıdayı sevk etmiş olacaksınız bununla. Buradaki maliyet hesapları falan konuşulabilecek şeyler değil yani hesap yani o açıdan burada söylediğiniz o şey ki hiçbir zaman geçmemiş, sıfır geçmiş geçiş diye bir şey mümkün değil tabii. Bunların hepsi geçecek. Osman biz Gazi üzerinden, ortada, Yavuz Sultan Selim üzerinden kar edeceğiz. Bütün bunların hepsinden kar ettik şimdiye kadar. Bundan da kar edeceğiz zaten. Murat Hocam ne dersiniz? Siz katılır mısınız? Şimdi tabii katılıyorum. Bir de tabii artık bu Türkiye'de gelenek haline geldi. Nerede bir hizmetle ilgili bir şey ortaya konmuş olsa bunu öncelikle kritik etme yarışı başlıyor. Yani bir arada bir kritik edelim. Önce bunun eksiğini bulalım savaşı başlıyor. Ama biz mesela biz çok şunu çok iyi biliyoruz. İstanbul Boğazı'na birinci köprü yapıldığı gün hatırlarsanız bazı şeyler zapt suyuna köprü kampanyası başlatmıştı bu ülkede. Bizler hayal hatırlıyoruz o günleri çocukluk yıllarımızdan. Ama Türkiye'de böyle bir gelenek var maalesef. Yani yapılanı önce bir kritik edelim. Eleştirelim geleneği var. Bu 1915 Çanakkale Köprüsü'ne gelince ben açıkçası şunu gözlemliyorum. Bazen televizyon kanallarını gezerken belgeselleri denk geliriz değil mi? Mesela eski İnan'da bir piramitten bahsedilir. Piramitin işte bakış açısından bahsedilir. Şu yıldıza bakıyor. Şöyle anlamı var. Böyle sembolü var diye. Hakikaten bugün düşündüğümüz zaman nasıl yapmışlar zamanı diye mühendislik harikası olarak değerlendirdiğimiz bazı şeyler vardır. İşte 1915 köprüsü de bence böyle bir şey. Yani Murat Bey de bahsetti az evvel. Çok enteresan rakamlar. Çok güzel efsanevi noktalar var. Bence bunu sadece bir köprü gibi görmek yerine oradaki Gelibolu Milli Parkı ile beraber böyle tarihsel bir anıt gibi görmek lazım. Genç nesillere böyle aktarmak lazım. Açıkçası buradan da ben izleyicilerimize söylüyorum mutlaka Gelibolu Tarihi Parkı'nı da gezerekten o genel bir manevi havayı bence hissetmeleri lazım. Bu köprüde bu manevi havanın bir yansıması açıkçası. Ama burada rakamlardan bahsedildi. İşte yani 200 lira bir 200 liralık bir geçiş ücreti bence çok makul. Çünkü Osman Gazi'yle kıyasladığımız zaman zaten çok makul gözüküyor. Diğerleriyle kıyasladığımız zaman. Bir de şunu değerlendirmemiz lazım. Şu anda 15 bin civarında zaten karşıya geçen, bu mevsimde bir karşıya geçen feribot kullanan bir araç trafiği var. Bunlar da 120 lira, 110 lira, 120 lira civarında para ödüyorlar. Belki Eceabat'ta biraz daha ucuz olabilir. Ona emin değilim ama yani esas büyük feribotlar bu rakama gidiyor, karşıya geliyor. Şimdi bunu kıyaslayınca tabii ki çok büyük bir rahatlık.
Yani bu yani bunu kabul etmemiz lazım. Ama bu tartışmalar bence sona ermeyecek açıkçası. Niye? Bu yani çünkü bu hala bakın Osman Gazi neredeyse birkaç sene sonra şey bitecek. Verilen taahhüt bitecek Osman Gazi ile ilgili. Yani direkt devlete kalacak. Evet yani öyle bir şimdi deadline hatırlayamıyorum ama belki 2030 ya da 2026'da filan şeye kalacak. Yani komple devlete kalacak. Yani azaldı süresi. Çok fazla bir süresi kalmadı. Evet. Ama hala bunun tartışması devam ediyor. Yani bu bence Türkiye'de bu tartışma bitmez. Bu çünkü nasıl bunun tartışmasını ben şeye benzetiyorum. Ekonomideki temel konuların tartışmasına benzetiyorum. Yani herkes bir yerden tutturup nasıl yağ fiyatlarından çok büyük bir spekülasyon yapabiliyoruz. Bazı şeyler bunu yapabiliyor. Buna benzer bir şey olarak görüyorum. Ve bu tartışmalar sona ermez maalesef. Anladım. Ben açıkçası Bakan Bey'in konuşmanı da izledim akşamleyin. Yani maliyetle ilgili. Evet bu PPP dediğimiz yapıştırıp devlet modeli maliyet bakımından şu andaki en iyi maliyetlerin modellerinden bir tanesi. Ama bundan sonra gündemde belki farklı şeyler de gündeme gelebilir diye düşünüyorum ben Türkiye ekonomisinde. Çünkü bizim gerçekten... Kendisi yapması gibi mi devletin? Tabii yani şöyle, şu bakımdan yani kendisi yapabilir ya da millete yaptırabilir bir şekilde. Bizim daha önce kullanılmış olan bazı finansman yöntemlerimiz var. Yani işte bizim gayri ortaklı senetleri uygulamamız var. Zamanında köprüyü, Karakaya Barajı'nı satmışlığımız var millete. Yani millet de bunu finanse edecek güç de var açıkçası. İleriden dönemlerde belki şu anda çok hızlı bir şekilde bunu yapması gerekiyordu bu köprülerin. Yani daha farklı yöntemlerle... Yani şunu mu diyorsunuz? Önümüzdeki süreçte artık hani ana yapılması gereken şeyler yapıldı. Daha bunlara bakıldığı zaman daha az elzem olan bazı projeler olabilir. Onu bu şekilde hayata geçirebilir. Bunları tabii ki yani şöyle yapabiliriz. Bizim Mustafa Bey, bizim şu an bankalarımızda döviz tevdiatlarımız oldukça yeterli. Yani bizim ülkemizde tasarruf yok diyemeyiz. Tasarrufumuz var. Sadece bunları kanalize edecek araçlar konusunda sıkıntılıyız biraz maalesef. Anladım. Ama onları da bence yan açımlarla gündeme getirebiliriz. Yani bir ikinci köprüyü vatandaş da yapabilir. Yani PPP'yi vatandaş da üstlenebilir aslında bir koruyucu firma yerine. Yap işlet devret modeli aslında sizin yurt yabancıların size güven duymasıyla kesinlikle, olabilecek bir kesinlikle. Şey. Güven duymazlarsa böyle bir şey. Bakın bugün Güney Kore'nin devlet başbakanı geldi. Evet. Size güveniyorlar. Buradan bir ciddi bir yatırım kendileri bu %75'ini yabancı bankalar finanse ettiler evet. bunun ve 4 ortaklı yani. Bunlardan ikisi Türk ortak, ikisi yabancı ortak. Yani bütün finansmanı da yurt dışındaki bankalar size kredi veriyorlar. Bu projenin gerçekten kazançlı bir proje olduğunu düşünüyorlar. Doğru. Tabii. Size dönmeden Sayın Erdoğan Karakuş'a da sorayım. Yani bu işin aynı zamanda Sayın Karakuş, ben size özellikle şu konuda ne diyeceğinizi merak ediyorum. Yol, yani bu yol her zaman için gerekli bizim açımızdan. Ama bir de bunun tabii askeri, stratejik, uluslararası ilişkiler boyutu da var. Siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi yolların ne kadar çok olması ve kullanışlı olması her zaman için askeri açıdan fevkalade kıymetli bir şeydir. Yani bu havaalanları konusunda da aynı zamanda işte karayolu, deniz yolu her konuda ne kadar bu konularda güçlü olursanız o kadar askeri açıdan da güçlü olursunuz. Yani bu gayet basit. Fakat bunun yanı sıra bakın hani S-400'e gelivereceğim. Yani Türkiye'mizde işte yüksek irtifa hava savunma konusunda sıkıntılarımız var ya, hani S-400'ü ondan aldık biliyorsunuz. Evet. Şimdi tabii ki yani bu yüksek irtifa hava savunma füzeleri konusunu da bir şekilde Türkiye işte ona yetişmeye çalışıyor, uğraşıyor. Bakın sadece 1960'larda İstanbul'un korunması için İstanbul bakın askeri bir tamam birinci ordunun bir şekilde merkezidir ona bir şey demiyorum da ama esas İstanbul'un korunmasının amacı orada sanayi olmasıdır orada yollar olmasıdır ve bunların korunması için 8 tane Nike filosu yerleştirildi İstanbul'un çevresine 1960'larda. Ancak onların tabii ki ömrü tükendi. O yüzden işte biz Patriot'tu işte S-400'lü filan olaylarına girişmek zorunda kaldık. Yani siz yaptığınız bir eseri de korumak zorundasınız. Onu söylemek istiyorum burada. Evet.
Yani bakın şimdi Türkiye'nin işte 5 tane incisi var. 3 tane Boğaz'ın üzerine. Evet. Efendim bir de Körfez'in üzerine, biliyorsunuz İzmit Körfez'in üzerine, hı hı, Osman Gazi var. Şimdi de bu Çanakkale var. Bu bakın 5 köprü stratejiktir. Stratejik olduğu için aynı zamanda bunların sadece efendim uçakla korunma konumundayız şu anda. Yavaş yavaş işte orta irtifayı yaptık. Şükürler olsun. Yani bizim sanayimiz orta irtifa hava savunma sistemini yaptı ve bu, şimdi işte uzun irtifayı yapmaya çalışıyoruz. Uzun mesafeyi yapmaya çalışıyoruz. Yani köprülerimizi yani ya da o diğer eserleri biz koruyabiliyor muyuz şu anda? Koruyoruz değil mi? İşte onu söylemek istiyorum. Hı hı. Bunlarla bitiştireceksiniz. Bunlarla bitiştireceksiniz. Eserlerinizi koruyacaksınız havaya karşı, özellikle söylemek istiyorum. Evet. Bunun için de aynı çalışmayı yapmamız gerekiyor. Yani eseri yaptıysak, bu eser İstanbul 16 milyon nüfusla, bugün sizler de çok iyi biliyorsunuz, %40 civarında sanayimizin merkezi. İstanbul korunmalı yani her yönüyle, ama uçakla, aynı zamanda dediğim gibi her türlü hava savunma sistemiyle. Malumunuz bizim işte bazı yerlerde uçak savar birliğimiz var, hı, köprülerle ilgili. Uçak savar birliği yeterli olmaz bugünün şartlarında. Onu İstanbul'da uçak savar diye bir semt bunları var. Bunları da düşünerek. Sayın Karakuş. Buyurunuz efendim. İstanbul'da uçak savar, buyurun, diye bir semt var. Yani işte biliyorum, onun için zaten o. Onun için zaten, evet, yani birinci köprüyü korumak için uçaksavar, evet, semtinin olmasının sebebi o. Yani o. Yani. Onu söylemek istiyorum. O günün şartında hem işte o zaman Nike'lar vardı. Nike birliklerimiz vardı. Hı-hı. 8 tane. Ondan sonra 8 tane filo. Düşünün. İstanbul'u çepeçevre saran. Yani demek istediğim, kıymetleri özellikle havadan korumak gerekiyor. Bununla da ilgili azami çalışmayı yaptığımızı biliyorum. Onu, evet, söylemek istiyorum. Evet. Bir konuya da değinmek istiyorum tabii ki. Buyurun. Efendim tabii ki bu yapılanların yani pahalıya gelmemesi için halkın desteklenmesi gereken hususlar var. Mesela biliyorsunuz bu Çanakkale Köprüsü aynı zamanda ayağı bir ayağı yani Anadolu tarafından Balıkesir'e bağlanacak. Yani bir an evvel Balıkesir'e bağlanacak o otoyolun açılması lazım ki, doğru, geçiş miktarı çok olsun. Yani İzmir'den çıkan otoyola giren, İstanbul, tabii, otoyoluna giren, şu andaki İstanbul otoyoluna giren Balıkesir'den ayrılıp Nakşibey, bakın ben söyleyeyim, mesela Osman Gazi Köprüsü. Evet. Osman Gazi Köprüsü'ne eğer siz bugün Antalya, İstanbul, Antalya 720 kilometredir. Ama siz Bilecik'ten efendim bir yol açıp köprüye bağlarsanız, Osman Gazi Köprüsü'ne bağlarsanız Antalya yolunu, Antalya'ya gidiş geliş 100 kilometre kısalır. Evet. Bu köprüyü yapınca tabii Osman Gazi'ye Antalya yolunu da bağladığınız zaman merak etmeyin, efendim geçmesi gereken aracın belki iki katı geçer. Yani benim söylemek istediğim, bu köprüler, açılan köprülerin yollarla bağlantısı arttıkça, evet, geçen araç zaten efendim daha fazla olacağından ödenmesi, paranın geri ödenmesi konusunda da bir sorun olmaz. Evet. Diğer bir konuda müsaadenizle söylemek isterim. Buyurun. Şimdi Agamemnon bakın Miken kralıdır. Yani Mikenler kimlerdir? Akatürkleridir. Yani şimdi biz hep Batı tarihini öğreniyoruz ama genel tarihte sıkıntımız şu. Efendim bize devamlı surette Dorların, Yunanlıların, yani sanki kralın kendisi de Yunanlıymış gibi. Bakın niye Miken kralı? Niye Yunan kralı değil? Agamemnon. Agamemnon tamamen Mikenlerin kralı, Akaların kralı, Akaların soyunun Türk olduğu biliniyor. Dorlar ise tamamen Yunanistan'a işte o Truva Savaşı'ndan hemen önce kuzeyden gelmiş bir kavimdir. Yunanlı değildir. Yani Yunanlı olmuştur sonra işte. Yani Miken Kralı'nın da paralı askerleridir. Yani şimdi kalkıp da İngilizlerin zaten bu tarihi bozma siyaseti,
tarihi bozma siyaseti her daim bizim içimize işlemiş. Neden? Bunu efendim kendimize vazife edinmemişiz. Ravlinson gelmiş, Asur yazıtlarını adam 22 yıl incelemiş. Öbür tarafta Churchwood gitmiş, Tibet'te 22 yıl Mu yazıtlarını incelemiş. Kramer gitmiş, Sümer yazıtlarını incelemiş. Tabii ki bunlar hepsi batılı olduğu için Ravlinson mesela Kürt kökenli insanların tamamen Turani olduğunu yazmış Britannica'da. Yani Britannica bir ansiklopediden başlar 12'sine kadar devam eder. Ama De İsrail'i geçer İngiltere'nin başına başbakan olur. Der ki ya biz Osmanlı'yı parçalamaya çalışıyoruz. O yüzden Kürtlerin Turani olduğunu tarih yazıyorsa biz bundan faydalanamayız. Yani Agamemnon'a baktığımız zaman da Türkleri mi göreceğiz? Ben buradan onu mu anladım? Aynen efendim, Türkleri göreceksiniz. Evet. Yani o zaman Murat Özer'in anlattığı şeyi o zaman biraz daha farklı şekilde tamamlanmış oluyor. Anladım. O Batı tarihi tabii ki. Yani evet. Batılıların devamlı surette uydurma tarihi. Anladım. Zaten bakın Herodot mesela yazar Truva tarihini. Herodot'un yaşadığı tarihten 800 yıl önce Truva savaşı olmuştur. Evet. Bugün Herodot'un yazdıkları doğru mu değil mi diye Truva'da ondan araştırma yapılıyor. Peki. Yani ortam içerisinde... Hı hı. Buyurun. Ben yani evet. bu köken bilimiyle alakalı, tarihi arka planıyla alakalı şey için teşekkür ederim ama şunun için söylemiştim ben. İngilizler o gemiye Agamemnon ismini verirken Yunanlı bir kral gibi düşündükleri için, yani Yunan'ın Anadolu'ya istilası tabii, maksadıyla o güzel, bu maksatla tamamen getirmişti. O açıdan söyleyeyim. Tabii ki söylediklerinizde muhakkak haklılık payı var. %100 hemfikirim. Hı hı. Sizinle %100 hemfikirim. Eyvallah. Yani kandırabildiğin kadar insanları kandır. Yani bakın Ravlinson'a adama yazı yazdırmıyorlar. Söylüyorum burada Asur yazıtlarını okudu da ondan sonra Kürtlerin Turani olduğunu yazdı diye adamı ondan sonra kenara atıyorlar. Neden? De İsrail'i geçiyor. Başbakan oluyor. Diyor ki ben Osmanlı'yı parçalayacağım. Nereden çıktı şimdi bu diyor. Ben nasıl kullanacağım o zaman Kürtleri diyor ve onun üzerine adamı kerağa atıyorlar. Düşünün yani 22 Anladım. Yıl o da lord kendisi. Ravlinson da lord. Tarihçi, albay. Ondan sonra yanında da 30 kişisi var. Çalışanlar öyle çalışıyor. Biz de bu konularda çalışmayı pek fazla yapmadık. Batı'da ne diyorlarsa onu kabul ediyoruz. Aynen. Şimdi ama ben bütün bu değerleri Batı'dan aldım. O yüzden benim Batı karşıma gelemez. Doğru. Yani bu benim tarihle ilgili söylediklerim tamamen Batı kaynaklarıdır. Evet. Şimdi bir izleyici yazmış. Yani bugün dedim ya bir de tartışma da var yani sosyal medyada. Bu garanti ücret var ya işte devlet bir yap işlet devlet modeliyle yapıyor. Günlük bir araç geçişi garanti ediliyor. Bu karşılar mı karşılamaz mı? Çünkü devletin cebinden hiç para çıkmadan işte, yapılmış bir şey. Mesele o zaten. Evet. Yani ama burada işte Murat Bey'in de az önce ifade ettiği gibi hani karşılar mı karşılamaz mı? Karşıladığı hatta geçtiği ortada. Eski projelere rakamlar baktığımız ortada zaman, söyleyeyim mesela ama, Osman Gazi Köprüsü 40 bin araç garanti edilmiş. Şu anda 42 bin geçiyor. Bir örnek daha verelim. Burhan Gazi Bursa Batı Balıkesir Batı arasındaki gişelerde 17 bin verilmiş taahhüt. Şu anda 33.746 araç geçiyor. Her ikisinde de şu anda devlet kâra geçmiş. Kaldı ki 3-5 sene sonra zaten bir tek şey yapacak. Yani devlete ait olacak. Bakan Beyzan onu açıkladı. O da %95 tamamlanmadığı için hemen, ama. Evet, hemen şeyi hemen o bağlantıyı yapılınca büyük ihtimalle o da şey yapacak. Tabii. Yani şimdi burada diyor ki birisi diyor ki Mustafa Bey diyor bir gün diyor saniye bölmüş. Şimdi tabii bu işin farklı bir yaklaşımı. 86.400 saniye diyor bir gün. 45 bin araç geçeceğine göre 2 saniyede bir araç mı geçecek? Bu olabilir mi diyor. İşte ama rakamlar da geçiyor. Yani öyle 2 saniyede bir diye hesaplarsan olmaz zaten. Bir tane araç geçip 2 saniye bekleyip öteki araç geçmiyor işte. Aynı anda araç geçiyor. Ne diyorsunuz? Tabii şimdi Sayın Bakan da açıkladı. İşte işin teknik kısmı bu da üstadlar da çok güzel açıkladılar. Evet. Ya 750 milyara yakın bir tasarruf bekleniyor. Bu çok muazzam bir rakam bir kere.
İşte Ege İç Anadolu aksı Konya Adana otobanıyla birlikte işte Anadolu'yu Avrupa'ya bağlıyoruz ve İstanbul'a bir muadil yol inşa ediyoruz. Bunlar da teknik olarak tabii çok iyi. Sadece iki yakayı da birbirine bağlamıyor. Gerçek anlamda milyonlarca insanı birbiriyle buluşturan bir proje. Ama ben biraz daha farklı bir cepheden de bakmak istiyorum. Şimdi bir kere köprü dediğiniz şey kadimden beri medeniyettir aslında. Bir medeniyetin simgesidir. Mesela Adana'daki taş köprü. Yani Roma medeniyetini simgeler. Evet. Dolayısıyla bugünkü 1915 Çanakkale Köprüsü de ülkemizin hem siyasal hem Murat Bey değindi ekonomik hem jeopolitik bir değer olarak simgesi olarak ortada. Çünkü 1915 Çanakkale Köprüsü bizim için bir hayaldi. 1984'ten başlayan bir hayaldi. Rahmetli Turgut Özal zamanında ilk kez masaya getirilmiş. 1989 yılına kadar da acaba yapabilir miyiz diye üzerinde uğraştığımız bir proje. Daha sonra 1994 yılında ihalesi yapılıyor. Evet. Fakat alan firma bu şartlarda yapılmasını mümkün görmediği için ihaleden vazgeçiliyor. CHP'liler de bugün şey diyorlar yani biz, proje bizim de diyorlar. Şimdi nereden o şey tam nereden geliyor? Murat Bey'in dediği gibi bu aslında size yabancı sermayenin duymuş olduğu güven. Ama bir dakika siz mesela şimdi gülümsediniz tabii haliyle de yani bunu yani bir de işin ciddi tarafı var. Diyor ki yani bu proje devlet projesidir. Biz zamanında hükümetin içindeydik diyorlar. Yani bunu da konuşalım bence. Onunla ilgili mesela biz bir ihaleyi verdik kardeşim diyor. Olmadıysa olmadı diyor. Bu projesi var. Tabii. Hayır olmadıysa olmadı. Ama şimdi olmadı mesela diyor. İstanbul Boğaz Köprüsü ile alakalı İtalyan ressamın mesela Leonardo'nun projesi var. Leonardo mu yani yapmış oluyor? Neyse Ebu Bekir Bey devam etsin. Tabii şimdi dolayısıyla bu aynı zamanda bizim için aynı zamanda bir medeniyetin simgesi olduğu gibi yabancı sermayenin de bize duymuş olduğu güveni gösteriyor. Yani içeriden muhalefetin gösterdiği gibi bir güvensizlik değil. Temelde bir güven gösteriyor. 1994'te bu köprü yapılamaz dedirten şey yabancı firmaya aslında bizim ekonomimize güvenmemesinden kaynaklanıyordu. Bugün Sayın böyle, Karakuş hemen döneceğim. Ebu Bekir Bey'den sonra döneceğim. Bugün böyle devasa bir köprü yapıldı, inşa edildi. Dolayısıyla bununla bizlerin gurur duyması gerekiyor. Muhalefetin bir kısım projelere bu son günlerde sahip çıktığını görüyoruz. Sadece bu köprü için değil biliyorsunuz. Şeylere de SİHA'lar için de aynı şeyi söylemişti. Şimdi buradaki sistem şöyle. Siyasi partiler belli bir süre sonra patinaj yaptıklarını görünce anket firmalarına halkın arkasında durduğu projeleri sorgulattırıyorlar. Yani halk hangi projelerin arkasında, hangi projelerin arkasında değil. Buradan gelen anket sonuçlarına göre mesela işte TOG'un arkasında. Bunu mesela ben siyasi partideyken aynı şekilde yapılıyordu biliyorum. Mesela TOG'un arkasında halk. İşte hemen söyleyeyim SİHA'ların, savunma sanayinin arkasında. Dolayısıyla böyle olunca bu projeleri... Şöyle mi oluyor yani TOG'u destekliyor devlet, o zaman ben de bir şey devlet diyorum vatandaş, o zaman ben de bir TOG'a uygun bir açıklama yapayım. Eğer bir siyasi partiyseniz ve oy istiyorsanız dolayısıyla toplumla beraber paralel gitmek zorundasınız. Tam tezat yol izlediğiniz zaman çünkü işin nereye gittiğini hepsi gördü. Dolayısıyla şimdi bu aşırı derecede bir güven ve bu projelerin arkasında böyle %40, %60'lık destek olsa sahip çıkılmaz. Ama böyle %80'e varan, %90'a varan destekler olunca halkın desteği, siyasi partilerin bunu görmemezlikten gelmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu projeler böyle gün yüzüne çıktıkça bu projelere destek de olacaktır. Yani. Anladım. Hüseyin Bey sizden bir dakika rica edeceğim. Sayın Karakuş bir söz istemişti. Buyurunuz. Ben şöyle söylemek istiyorum. Şimdi bakın Çinliler İpek yoluyla ilgili çok güzel belgeselleri var. Burada en çok beğendikleri husus ne biliyor musunuz? Selçukluların yapmış olduğu hanlar. Yani belgesellerde Selçukluların özellikle Büyük Selçuklu'nu ve Anadolu Selçukluların yapmış olduğu hanlar İpek yolunu yaşatmıştır. İpek yolu için en önemli efendim yapıtlardır diye kendilerinin belgeseli var. Bu arada yine Selçukluların biliyorsunuz köprüleri de meşhur. Yani özellikle köprüleri ve hanlarıyla ilgili devamlı belgesel yayınlıyorlar. Ve tek tek bizim hanların nerede olduğunu
ne halde olduğunu maalesef biz de onlara çok iyi baktığımızı söyleyemem. Ondan sonra bunların tekrar bir şekilde ayaklandırılmalı ve bunun sonucunda kendilerinin o kuşak yol projesine dahil edilmesini söylüyorlar. Yani medeniyetin bakın en önemli noktalarından bir tanesi Selçukluların hanları ve köprüleri. Anadolu'da 100 civarında han var ve aşağı yukarı Anadolu'da ve İran'da tabii ki özellikle efendim köprü var, han var, devam ediyor yani. Anladım. Ta ki Çin'e kadar. O yüzden medeniyetin işte koyduğunuz taşı gerçekten ağırlığını koruyor. Onu söylemek istiyorum. Anladım. Şimdi Hüseyin Bey, sizin de bu konudaki görüşünüzü alacağım. Yalnız şu anda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü diye bildiğimiz işte eski adıyla Boğaziçi Köprüsü yapılırken zamanın Mimarlar Odası bir açıklama yapıyor. Ve diyor ki böyle bir köprüye ihtiyaç yok. Ne gereği vardı? Boğaz'ın silüeti bozulacak. Hatta dönemin bazı siyasileri, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan bir isim diyor ki Boğaz'ın güzelliğini engelliyorsunuz bu şekilde. Zenginlere geçmeye yol yapıyorsunuz. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Özal aynı şeyi demişlerdi. Demirel bu arada, Süleyman Demirel rahmetli şeyden atılıyor. Mimarlar Odası'ndan atılıyor. Birinci köprü yaptırdığı için. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde aynı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıldı. İşte adını mı beğenmediler? İşte çevreyi bahane edip başka şeyler mi söylemediler? Gezi sürecinde üçüncü köprü yapmayın diye çıkıyordu mesela bazıları. Şimdi ben işin siyasi tarafını sormuyorum size. Şunu soruyorum. Bir, yani köprü yapılmasını istememenin bir nedeni ne olabilir sizce? Bir de ikincisi, bu köprüleri yaptık. Tamam, yani 5, 6, belki yarın 7, 8 köprülerle Boğazlar birleşecek. Bunun hani şu stratejik önemini konuşuyoruz ya. Ne anlamı olacak yani bunları yaptıktan sonra toplum hadi bakalım hep beraber Çanakkale'ye mi gidiyoruz diyecek? Merhaba, İzmir'den selamlar, saygılar herkese. Konuklarımıza, özellikle daha önce komutanlığımı yapan Erdoğan Karakuş Paşa'ma da selamlarımı arz ediyorum. Şimdi 1973 yılında zannedersem birinci köprü hizmete girdi. O hizmete girmeden evvel dediğiniz gibi tartışmalar yapılıyordu silüetini bozacak diye, ama asıl tartışılan şey şehirleşmeydi, aşırı şehirleşme. Yani köprünün her iki tarafına bir aşırı şehirleşme olabilme ihtimaliydi. Şu anda birinci köprünün de ikinci köprünün de etrafındaki aşırı şehirleşmeyi rahatlıkla görebiliyoruz. Çünkü evet, aşırı şehirleşme... Haklı mı çıktılar yani şimdi o konuda? O yönden haklı çıktılar. Evet. Aynı şey bugün Çanakkale'de de olacaktır. Her iki tarafında da şehirleşme olacaktır. Buna çok dikkat edilmesi gerekir. Çünkü Boğaz'ın süreyetinin yanında buradaki aşırı insan hareketleri de önemli. Çünkü Boğaz'da şu anda baktığımızda o özellikle Anadolu yakasında ki yüksek tepelerdeki o bina yığınlarını görüyoruz zaten ve çok da kötü görünüyor. Aynı zamanda Erdoğan Paşa'mın dediği gibi bunun savunması gerekiyor. Şu an uçak savarla savunulabiliyor ama yüksek irtifa füze yapılandırması şart ve NATO da bunu biliyor aslında. 4 tane Anadolu yakasında, 4 tane Avrupa yakasında Nike Hercules füze bataryası konuşlandırdı. Yıllarca bu şekilde korundu ve çok ilkel, çok eski sistemlerdi. Onları kaldırmak zorunda kaldı hava kuvvetleri. Buraya orta menzilli füze yapılandırması var ama yüksek menzilli de füze yapılandırılması var. Bu Ukrayna olayında da göreceğiz zaten. Ukrayna şiddetle yüksek irtifa füze istiyor. Amerika'da ve Avrupa'da S-300 füzeleri arıyor. Eski Doğu bloku ülkelerinden. Bakın yani oradaki şehirlerin yüksek irtifalarının korunması lazım. Havada no fly zone istiyorlar. Havada uçuşa yasak olan bölge. İstanbul ve Çanakkale Boğazı da aslında uçuşa yasak olan bir bölgedir. Askeri uçaklar ve tatbikata kapalıdır. Evet. Ancak belli günlerde anma törenlerinde orada
askeri uçaklar uçabilir ve gösteri yapabilirler. Bu yönden de köprülerin savunulması gerekiyor. Ayrıca köprülerde demiryolu ulaşımının olması gerekiyor. Bugün 3. köprünün üzerinde demiryolu ulaşım hattı var. Fakat demiryolu halen yapılamadı. Türkiye'nin bir yarasıdır demiryolu. Çünkü demiryolu olunca çok hızlı ve yüksek miktarda malı İstanbul'a ve büyük şehirlere taşıyabiliyorsunuz ya da bir ilden bir ile taşıyabiliyorsunuz. Şu anda maydanozun fiyatı 5-6 lira olmuş. Antalya'dan kamyonla maydanoz getirirseniz o kadar yüksek fiyat eder. Bu yüzden demiryolu ulaşımı önemli. Bu köprünün üzerinde daha önce hatırladığım kadarıyla bir demiryolu planlaması vardı. Evet. Orada aralıklar görüyorum. Belki onu planlamış olabilirler. Bunun araştırılması lazım. Çünkü demiryolu ulaşımı Türkiye'de müthiş derecede önemli. Biz halen İstanbul-Ankara arasındaki demiryolu ulaşımını başaramadık. Halen yüksek hızlı, hızlandırılmış tren. Sakarya'ya kadar yavaş Hüseyin gidiyor. Hocam, Sakarya'da hızlanıyor. Hüseyin yüzden, hocam, bir şey sorabilir miyim size? Murat Bey'in buyurun. Sorusu var. Buyurun. Yani, Murat Bey, buyurun. Şimdi çarpık kentleşme tabii ki bütün şehirlerin, bütün ülkeler açısından ciddi bir problem ama şehirleşme olgusu, yani hele ki sanayi devriminden sonra zaten zorunlu olan bir şey değil mi? Yani birincisi şehirleşme, zaten kentleşme, köyden kente göç sadece Türkiye'nin değil bütün gelişmiş ülkeler açısından bir gereklilik değil mi? Bir de ikincisi bir de şu var. İstanbul'un özellikle göç almasının İstanbul'un işgalinden sonra özellikle devlet tarafından teşvik edildiği gerçeği de var. Yani özellikle mübadele sonrası gayrimüslimlerin İstanbul'dan çıkartılmasıyla beraber İstanbul'da ciddi, yani Türk nüfusunun çok az olması sebebiyle nüfusun artırılmasına yönelik bir devlet politikası da vardı. 30'larda 40'larda sanırım. Bunu da zaten devlet politikası olarak göremez miyiz? Hayır, yani siz, evet, de, siz dediniz sorunuz, ya köprüler evet, nedeniyle hani evet, oldu diye. Yani o muydu nedeni? Anladım. Şehirleşme olayına bakalım. Şehirleşme planlı yapılması lazım. Türkiye'de herkes istediği şehre tabii ki gidebilir, yerleşebilir. Onu bırakın Suriyeliler ve dışarıdan Afganistanlılar şehre, belli semtlere yerleşmiş ve belli semtlerde önemli derecede oranın hem etnisite yapısını bozuyor hem de oradaki kültürel yapıyı değiştiriyor. Bu şehirleşme aslında planlı olmalı. Yani şehirleşme tabii ki olmalı ama planlı yapmazsanız 10 milyonluk İstanbul'la karşılaşıyorsunuz. Yarın bir deprem anında İstanbul'da zaten biliniyor, beklenen deprem olduğunda nasıl bir manzarayla karşılaşacağız? İkinci sorunuz, eğer bu daha önce teşvik edildi tabii ki, hı hı, İstanbul özelliğinde ama buradaki İstanbul'daki nüfus artmasının temel sebebi sanayinin, endüstrinin buraya kaydırılması. Bu bir devlet politikası. Buraya kaydırıldığı zaman, iş alanları burada açıldığı zaman insanlar ister istemez büyük şehirlere, İstanbul'a akın ediyorlar. Şu anda 10 milyon nüfusuyla yaşanamaz bir kent haline peki, geliyor. Peki Hüseyin hocam, ben şeyi anlayamadım. Kusura bakmayın. Şimdi köprü, hani o zaman demişler ya köprü yaparsanız şehirler kalabalıklaşır diye. Devlet kendisi kalabalıklaşsın istiyor. Kalabalıklaşsın mı istiyor ya da o zaman köprü mü yapmamak lazım? Ne olması lazım? Ben şimdi orayı bir anlamaya çalışıyorum. 69 yılında köprünün temeli atıldığında, 69 veya 70 yılında. Evet. Bu yıllara kadar zaten öyle bir sorunu yoktu İstanbul'un. Yani etnisite olayı ya da Türkler daha fazla nüfusu meydana getiriyordu. Yani köprünün yapılmasının sebebi Türklerin orada daha fazla yoğun göç alınması gibi politikalar zaten, hı hı, durmuştu. Zaten planlı bir ekonomi, 5 yıllık planlı ekonomi sistemi uygulanıyordu o zaman, planlı ekonomi sistemi. Bu sistemde zaten İstanbul'da bu kadar kişinin yaşaması öngörülmüyordu. Fakat köprüler bir nebze iki yaka arasındaki iletişimi çok hızlı şekilde sağlamıştır. Bu iyi bir şey tabii ki. Yani kültürel ve açıdan iyi bir şey ama nüfusu da ne yazık ki
korkunç derecede arttırmıştır diye düşünüyorum. Çünkü şu anda 10 milyon nüfus başka şehirlerde planlı şekilde olsa, örneğin Eskişehir'de. Eskişehir'de şu anda çok güzel bir Avrupa şehriyle karşılaşıyoruz. Niye İstanbul o kadar güzelliğin yanında Eskişehir gibi bir kent olamadı? Niye bu kadar sanayi o kente, deprem bölgesinin olduğu bölgeye aktarıldı? Bunların hepsini düşünülmesi lazım. İzmir niye olamadı? Mesela. İzmir niye olamadı? İzmir şu anda köy gibi. Ben şu anda İzmir'den sesleniyorum size. İzmir kocaman bir köy şu anda. Aynen. Peki yani bu meseleyi o zaman şöyle, ben hani ilginç de bir yere getirdi aslında Hüseyin Hoca. Yani katılır mısınız, katılmaz mısınız bilmiyorum. Köprünün yapılması bir cazibe merkezi haline getirebilir bir yere, ama yani o zaman işte ben de diyorum, tersten bakıyorum işte. Köprü yapmamak mı lazım Murat Hocam? Aslında tabii Hüseyin Hocam önemli konuları değindi ama birkaç konu, ben de farklı yönden bakıyorum meseleye. Tüm büyük medeniyetlerin temelinde aslında yol vardır. Yani bir bakalım, düşünelim. Biraz da tarihten bahsedeyim de ben de biraz tarihten bahsedeyim. Hani ne diyoruz? Bütün yollar Roma'ya çıkar diyoruz. Aslında hani onun İngilizcesi neydi? Always lead to Rome. Yani Roma İmparatorluğu 2000 yıl nasıl hükmetmiş dünyaya? Yollar sayesinde hükmetmiş. Evet. Nasıl yapmış? Ticareti güvenli kılmış sadece. Yani bunu yapmış. Roma'da İstanbul yani bu arada. Tabii. Yani baktığımız zaman şunu görmemiz lazım. Bu yollar, köprüler vesaire, evet, cazibe merkezi, kentleşme politikası ile ilgili birkaç şey daha söyleyeceğim müsaadenizle. Ama her şeyden önemlisi ticareti güvenli kılan unsurlar. Yani bugün düne kadar Marmara'ya Ayvalık'tan çıkan ürün belki de şeyden gelecekti. Bu taraftan gelecekti, Körfez'den. Artık bugün öteki taraftan gelecek. Kaz Dağları üzerinden gelecek. Yani farklı bir yoldan, farklı bir güzergahtan, farklı bir nüfus hareketini teşvik ederek gelecek. Yani bugün Ankara'da Polatlı nasıl gelişmiş bir ilçemiz? Yol üstünde olduğu için gelişmiş bir ilçemiz. Yani burada yolların lokal olarak şehirleşmeyi teşvik eden ve geliştiren bir boyutu da var. O zaman Lapseki'ye doğru nüfus mu kayacak? Tabii ki kayacak. Bunu da engelleyemeyiz. Yani ama bundan bir 20 sene sonra mesela oralarda araziler var. Oralarda evler mi göreceğiz? Ne olacak yani? Bu mutlaka işin doğasında var ama bunu olumsuz bir şey gibi algılamak bence çok doğru değil. Çünkü Sayın Yıldız, daha dün yayın vardı. Sözünüzü kesiyorum ama kusura bakmayın. Estağfurullah. Daha dün yayın vardı. Ondan sonra metrekaresi 1000 lira olan yer 2000-3000 lira olmuş Lapseki'de. Tabii. Onu açıklıyorlardı. Bu Çanakkale Köprüsü'nün temeli atıldığından itibaren. Şimdi buna engel olabilir miyiz? Tabii ki olamayız. Yani bu elimizdeki tuttuğumuz hisse senedinin değerlenmesi gibi bir şey. Bundan farkı yok. Yani ha borsadan hisse senedi almışsınız, o prim yapmış. Ha da oradan arsa almışsınız. Bu da bir yatırım meselesi, neticede bir öngörü meselesi. Yani ben bunu çok şey görmüyorum. Olağanüstü ve olumsuz bir durum olarak görmüyorum açıkçası. Bilakis olumlu bir şey. Tabii ki. Yani bir de şöyle bir durum var. Yani eğer gayrimenkulde bir rant ve prim varsa bunun ülkenin tamamına yayılması lazım. Yani bugün Güneydoğu'da da köprüler yapılıyor. Orada aynı şeyler, yani çok büyük bir köprü daha birkaç önce devreye alındı şeyde. Malatya'da yapılıyor. Evet, yani bunlar bence çok önemli. Lokal evet bazı rantlar üretebilir ama bu da işin doğasında var. Yani anladım. İşin olarak. Ben diğer konuda bahsetmek istiyorum müsaadenizle ama çok kısaca. Ama şunu söylemem lazım. İşin doğasında var diye bunu atamayız bir kenara. Neden? Çünkü oradaki arsa değerleri artabilir. Fakat oraya yapılanma izni veren devlettir, belediyedir. Bunun devletin ve belediyenin önlemesi lazım. Niye? İşin doğasında var diye oraya bina tarlası mı kurulacak? Bu yüzden bunları belediye önleyecek, devlet önleyecek. Yani bunları yaptırmayacak. O köprünün etrafında böyle yüksek binalara yaptırmayacak. İzmir'de şu andaki Bayraklı tarafındaki, Salani tarafındaki binaları görseniz böyle gökdelenler yapılıyor ki orası alüvyon. Yani altı deniz, eskiden orası denizdi. Ve buralara belediye, devlet, yani bir gayrimenkul gibi bakmayacaksınız buraya. Hocam, bu yanlış bir düşünce. Yani gayrimenkul gibi bakarsanız tabii ki bunun neticesi de alınır. O neticede oraya gökdelen dikilmesidir. Rant üzerinden para kazanılmasıdır. Yani rant üzerinden para kazanmayı ne zaman bu ülke halkı terk edecek? Binaya, betona yatırım yapmayı ne zaman terk edecek merak ediyorum. Köprü çok önemli bir faaliyettir. Fakat köprünün etrafındaki şehirleşmenin olması da o kadar olumsuz bir faktördür ki bu olumlu faktörü yok edecek durumdadır. Yani köprünün değerini yok edecek durumdadır. Niye oraya evler yapılsın? Yani o arazinin değeri artsın.
o parasını kaybetsin, oradaki araziyi alan 2000 liradan o araziyi alan o parayı kaybetsin. Yani devlet ve belediye izin vermedikçe yapılmasın o binalar. Niye yapılıyor? Ya şimdi ama bu işin devamında mutlaka yapılması diyorsanız öyle mi olur ben peki? Bu fikre tamamen karşıyım. Hocam şimdi tabii ben galiba yanlış ifade ettim. Ben bunun tabii doğal bir süreç ve olması gereken bir süreç olduğunu söylemiyorum. Doğal bir süreç olduğunu... Emlak fiyatının artması evet, doğal yani bu doğal bir süreç ama oradaki planlama, oradaki şehirleşme politikası... Emlaktan kasıt da arsa bu arada. Yani kentleşme, kentleşme politikası bambaşka bir şey. Bunu tabii ki hocama katılıyorum. Kentleşme politikasının çok merkezi şekilde planlanması, burada işte yüksek katlı binanın yapılmasını engellemesi vesaire tabii ki çok gerekli yani. Bunlar da hocama katılıyorum ama maalesef bir de real politik var. Bu yetkiler şu anda hali hazırda yerel yönetimlerde Türkiye'de. Belki de yerel yönetimden bunları alıp merkez yönetimi taşımak lazım. Şimdi evet, yüksek planlı yani daha geniş planlı, daha geniş ölçekli haritalandırmada tamamen Ankara'dan yapmak lazım hocam, bu izinler evet. Veriliyor. Hı hı. Plandan vazgeçmemeliyiz bence. Peki yani ben bambaşka bir evet. Açıdan baksam, bildiğim için, bir şey savunduğum için söylemiyorum. Sadece sizin söylediklerinizden bir sonuç çıkardım da kendimce. Eğer bu planlı bir şeyse, örneğin nüfusun işte o bölgeye doğru, Çanakkale, Edirne, işte oradaki Gelibolu, oraya bir nüfus yoğunlaşması isteniyorsa belki devlet tarafından, bilemiyorum. Nasıl İstanbul'da işte yoğunlaşmayı devlet politikası dediyseniz az önce. Belki böyle bir şey isteniyor. Mesela olabilir mi böyle Bekir Bey? Yani oraya doğru bir nüfus yoğunlaşması. Çünkü şimdi, şeyde belki biraz sonra Erdoğan Paşa'mıza da sorarız. Yani Rusların Yeşilköy'e kadar elini kolunu sallayarak gelmesinde bir nüfus etkeni de olmalı yani. Sadece askeri. İngilizler diyor ki bir kurşun sıkmadılar. Biz İstanbul'u 5 yıl işgal ettik. Bir tane Türk bize kurşun sıkmadı. Şok geçirdik diyor. İngiliz generaller diyor. Ben yani şunu söyleyeyim, bir kere İstanbul'daki en azından ulaşım yüküne alternatif olarak buranın yapıldığı kesin. Hı hı. Yani buradaki işte ikinci bir İstanbul veyahut da bir muadilini yaratmayı düşündüğünü zannetmiyorum. Ama İstanbul'un yükünü hafifletmek için çok önemli bir alternatif olduğu çok açık. Tabii köprüde bir iki yakayı birbirine ulaşım ve işte efendime söyleyeyim bir kısım maliyetleri düşürmek için, bakın şimdi lojistikte. Biz aynı zamanda hukukçu olduğumuz için bu tarz davaları çok görürüz. Lojistikte güven çok önemlidir. Zaman ve güven iki tane temel unsurdur. Yani siz ulaşımı ne kadar kolaylaştırırsanız o kadar zamandan kazandırırsınız. Lojistikte de zaman çok iyi para eder. Kanal İstanbul'da da bunu tartışmıştık. Hı hı. Şimdi bununla beraber güvenlik de hakeza öyle. Hı hı. Sigorta maliyetlerini düşürür. İşte efendim söyleyeyim malın temin hızlandıkça bu nakliyeye yansır. Yol mesafe kısaldıkça nakliyeye yansır. Dolayısıyla işte geldiğimiz sonuç itibariyle 750 milyara yakın bir tasarruf dediği Sayın Bakan'ın bu. Şimdi köprüyü yaptıktan sonra orada fiyatların artması, işte efendime söyleyeyim şehirleşmenin artması, köprü burada sebep diye efendime söyleyeyim farklı bir disiplini burada köprü disipliniyle birleştirmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani biz orada İşte üzerine düşen kurumlar üzerine düşeni yapmıyor diye mesela köprü yapmayalım mı yani? Köprü yapalım ama o kentleşmeyi ve orada olması gereken kentleşmeyi ayrı bir disiplin, onu o şekilde konuşalım. Kesinlikle. Bir de ben Suriyelilerle köprüyü anlayamadım. Yani hocamın kurduğu o bağlantıyı anlayamadım. Yani Suriye'den gelenlerin etnik yapısının köprüye veya boğaza nasıl bir zararı var? Onu anlayamadım yani. Şehirleşme açısından o konuya girdim ben. Şehirleşme yani şehirlerde biraz önce Murat hocamın dediği etnik yapıyı İstanbul'da Türk çoğunluğunun sağlanması için göç teşvik edildi dedi. Ona karşılık onu söyledim. Anladım. Hocam yani İstanbul'da biliyorsunuz Türklükten çok İslam mozaiki var. Gelen Suriyeliler de zaten İslam dininden. Dolayısıyla öyle bir dejenere olacağını çok düşünmüyorum. Ben köprüyle alakasını da anlayamadım. Dejenerasyonu şu anda şehirde bir gezin. Dejenerasyon yasağı için Müslüman olarak değil. Hepimiz Müslümanız. Allah'a şükür. Ama bu bir kültürel gerçek. Yani görüyorsunuz bir semtleri bir gezin. Suriyelilerin durumunu görün yani. Sisteme entegre, halkımıza, bizim toplumumuza entegre oluyorlar mı? Yoksa kendileri ayrı bir... Peki Türk toplumu onlara entegre oluyor diye mi görüyorsunuz? Yapıyı bozuyor dediniz ya. Yani şu anda 81 milyon Türk toplumu o
sayıdaki Suriyeli entegre mi oluyor? Öyle mi görüyorsunuz? Evet, şu anda Türkiye'nin %10'u Suriyeli. Şimdi, ve o diğer %90 o %10'a entegre oluyor, evet, diye mi görüyorsunuz? Olabilir. Çok olabilir. İlginç. Yani bu, hiç bence onun bilimsel olarak, bilimsel olarak bu, çok bilemedim. Hayır, sosyolojik olarak düşündüğümüzde bir azınlık da bir çoğunluğa entegre rahatlıkla yani hayır olabilir. Şöyle etkiyi çoğunluk etkileyebilir ama bir %10'un %90'a yani %90'ın %10'a entegre olduğu olacağı fikri çok enteresan yani. Onu ben de kabul entegre ediyorum. Demiyorum. Entegre değil. Ha, öyle dediniz entegre ya. Değil. Kültürel yapının değişmesi, deforme olması, bozulması ve şu anda yani bu Suriye meselesine girmek istemezdim ama çok kısa bir şey söyleyeceğim, kapatacağım bu konuyu. Şunu, söylerseniz kapanmaz hocam. Ben evet, aykırdım. Onu ben de bir cevap vermek istiyorum. Bir sosyolog olarak baktığımızda belli semtlerde İzmir'de Basmane, İstanbul'da Laleli, Fatih, Ankara'da Altındağ bu semtlere yoğunlaştığını görüyoruz. Bu semtlerde daha önce çok yoksul insanlar oturuyordu. Şimdi bu semtlerde bu insanlar oturuyor. Ve her birinin çoğunun yani çoklu evlilik var ve korkunç bir nüfus patlaması yaşanıyor. Şimdi siz eğitim ve kültür bakımından bayağı bu durumda olan insanların toplumda yer ettiğini düşünün. Ve toplumdaki genel yapı, kültürel yapı, düşünsel yapı iyice bu işte bir probleme yol açacak gibi görünüyor. Neden? Çünkü soydaşlar dediğimiz Avrupa'dan gelen şeyden, Bulgaristan'dan gelen insanlar ve göçmenler Türkiye'de rahatlıkla entegre oldular. Fakat bunlar iyi de siz yani entegre Balkanlardan şimdi ben de Balkan göçmeniyim. Balkanlardan gelen Türkleri işte Suriyelilerle veya işte diğer Afganistan'dan gelenlerle mi karşılaştırıyorsunuz? Şu olumlu açıdan diyorum. Entegre olacak yani, tabii aynı millet zaten. Nasıl entegre olacak? Evet. Ben de orada şimdi şöyle girdim bir şey, bir de şöyle bir şey var. Şunu da söylemek istiyorum. Ama Boğaz Köprüsü'yle ilişkisi bayağı anlayamadım. Ben de onu henüz anlayamadım ama şunu da çok söylemek istiyorum. Özür dilerim. Şunu söylemek istiyorum. Yani köprüyle olan ben de o bağlamı anlayamadım. Bu arada buradan şeye de geçebiliriz. Zaten o gündemimizde de vardı. Şunu söylemek istiyorum. Burası çok önemli. Şimdi ülkenin kültürel yapısı sadece sosyoloji ilmine emanet değildir. En temel kıstas burada hukuktur. Siz kendi örf, ananeniz ve ülkenin sosyal yapısına göre bir hukukunuz vardır. Bir hukuk inşa edersiniz. Dolayısıyla gelen o %10, %9, %20 sizin Türk hukuk sisteminize tabi olur. Hukuk sizin değişmenizi engeller. Hukuk sizin örfünüzü, adetinizi, kültürünüzü zaten korur. Yani sadece sosyoloji ilmine emanet edilmiş bir durum değil. Mesela koruyor. Yani uluslararası hukuk var. Uluslararası mühük dediğimiz milletler arası özel hukuk var. Milletler arası özel hukuk der ki atıyorum siz dediniz ki birden fazla evlilik. Birden fazla evliliğe bu insanlara sizin hukuk sisteminiz değil. İsviçre'nin merkezindeki Nöşetel hukuku da müsaade ediyor. Çünkü bu kişiye bağlı haklarda kendi hukukları her zaman geçerlidir. Bu zaten insan hakkıdır, evrensel olarak insan hakkıdır. Siz 4 tane, ben 4 tane evlenemem. Ama Suriyeli bir Suriye vatandaşıyla ikinci eşini, üçüncü eşini Suriyeli ise alabilir. Onda bir sıkıntı yok. Onların kendi hukuk sistemi buna izin verir. Sonuçlarına ona bakar. Ama Türkiye'de yaşıyorlar, kendi hukuk sistemleri. Bakın Türkiye'de sadece şekil şartları na bakar. Yani devlet nikahı yapılması gerekir, o ayrı. Ama Suriye'den bu benim eşim diye getirdiği 3 tane 4 taneyi burada biz onun eşi olarak tanırız. Mirası da böleriz. Bunu o eşi olarak görürüz. Ama evliliğine izin vermeyiz, o ayrı. Evlenmişse diyorum tanırız. Yani demek istediğim şu, bir %10'la bu kadar korkmayalım hocam. Yani bunlar bizi öyle olmaz, gelip bozamazlar. Öyle bir şey olmaz. Bir de %64'ü Suriyeli olmuş. Nerenin, ne diyorsun? Nerenin %64'ü diyor. Kilis. Kilis'in %64'ü nasıl Suriyeli? Evet. O zaman şimdi Suriye'de efendime söyleyeyim, Kilis Suriye topraklarına mı katılacak ya da Kilis bizim örf adetimizi mi değiştirmiş olacak? Daha öyle mi görüyorsun? Öyle mi görüyorsun? Macerayı 1939 yılında Hatay'da yaşadık. Efendim bunu. Hatay'daki sizin normal uluslararası hukuka göre oylamayla yaptığınız bir şey, onu siz burada yapamazsınız. Tutup da atıyorum Konya'yı komple Suriyelilere verip daha sonra da bir seçim yapıp seçimden ilhak kapamazsınız. Öyle bir uluslararası hukuk yok. Oradaki ilhak kendi kaderini belirleme dediğiniz olay
şartları vardır onun. 3 tane kendine göre şartı vardır. Ya gerçekten orası sizin ana yurdunuzdur ama şey devlet başkadır, o zaman kullanırsınız. Ya da bir ülke komple kendi kullanır ya da işgal altındadır. Mesela Fransa Antep'i işgal etmişti. Arada, orada yapılan ayaklanma hukuku uygundur. Korkmayın yani. Murat Hocam'a vereceğim öyle diyorsun. Bir oylama olmaz. Geçen Hatay Belediye Başkanı demişti Hatay'da doğan 4 çocuktan 3'ü Suriyeli. Yalan. İsmail Çataklı yalanladı. Diyor ki İçişleri Bakan Yardımcısı Suriyeli bebek oranı Türkiye'de %8 diyor. Doğumlarda Hatay'da ise 1/4 yani 1/4 değil 1/4 diyor. Murat Hocam siz ben şey açıkçası şimdi Hüseyin Hocam'a bazı konuları hak vermekle beraber tabii konu çok başka noktalara geldi. Ya bu akşam şey de vardı gündemimizde. Özellikle, bu mültecileri gönderelim mi göndermeyelim tartışması. Göçmenlerle ilgili ben birkaç cümle söyleyeyim. Evet. O konuyu daha sonraki randa bırakmak tamam. istiyorum. Yani burada tabii ki tedbirler alınıyor. %15 kuralı uygulamaya kondu biliyorsunuz. Yani bu lokal ticarette Suriyeliler %15 geçemesin dendi. Ama tabii ki Türkiye'nin nüfus hareketleriyle ilgili genel bir politika değişimine ihtiyacı olabilir. Yani hocama katılıyorum. Yani büyük şehirlerdeki yığılma engellenebilir vesaire. Ama bu biraz da serbest piyasa ekonomisinin getirdiği, arz talep dengesinin getirdiği bir nüfus yapılanması oldu şu ana kadar. Değişebilir. Zaten yapıyorlar. Zaten yapıyor ama şu an. Ama tabii bu köprüyle alakası tabii ki vardır ama direkt alakasını ben de hiç açıkçası kuramadım. Şunu söylemek istiyorum. Köprüyle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Bence önemli. Şimdi iki tane, üç tane major köprümüz oldu bizim yapıştet devletle yaptırdığımız değil mi? Bir tanesi İzmit'te, bir tanesi Boğaz'ın üstünde, bir tane Çanakkale'de. Evet. Şimdi burada ücretlendirmelerle ilgili acaba şöyle bir tartışma yapmalı mıyız? Yani Antalya'dan gelen domatesin fiyatını etki ediyor bunlar biliyorsunuz. Tabii ki. Acaba gerçekten ticari olarak taşınan mallarda daha indirimli tarifler uygulayabilir miyiz? Kümülatif bir etki olacak. Tabii. Yani tabii. Bunu yapabilir miyiz? Bence ekonomi yönetiminde bunu belki tavsiye etmek ya da tartışma yaşmak yani gerekir. Meyve sebze taşıyan tırların özel bir fiyatla ya da ücretsiz neyse geçmesin. Ya da iki tane köprümüz var şimdi. Yani Avrupa'yı artık şeye bağlayan, Anadolu'ya bağlayan iki tane büyük köprümüz var. 15 Temmuz'dan ücretsiz geçişe izin verilmeli. Tamamen farazi konuşuyorum şu anda. 1915 köprüsünden ücretsiz geçecek olsa tırlar belki oraya yönlenecekler. Yani o da enflasyon etki edecek direkt oradan doğruya. Bence bunlar düşünülmesi gereken şeyler. Tabii bu sayısal bir dataya çalışmak gerekiyor bunu ama yani bu iki köprümüzden de ücretli geçmektense bazı ticari malların nakliyesinde bir köprüde tolerans tanınabilir mi? Daha doğrusu şöyle de çiftleyebiliriz bunu konuyu. Yani özel araçlar daha pahalı geçebilir. 200 yerine 300'e geçebilir. Sayın Karakuş dönüyorum hemen. Ama yani ticari yük taşıyanlar daha ucuz geçmelidir diye düşünüyorum ben. Evet. Çünkü direkt enflasyon ve tüm topluma yansıyor. Önemli bir öneri. Bence böyle bir tartışılması da gerekir. Bunu da bir şey açmakta fayda görüyorum. Sayın Karakuş buyurunuz sizi dinliyorum. Ben şunu daha önce tavsiye etmiştim. Tabii ki bu şöyle de olabilir. Malumunuz yap işlet devrette 20 yıl 25 yıl falan kullanma hakkıyla bir şekilde gelirini temin ettikten sonra böyle bir durum devretme söz konusu. Yani bu salgın ve savaş falan nedeniyle bugünkü konum itibariyle bir şekilde bunlara efendim bu şirketlere yani yapmış olan şirketlere 2 yıl 3 yıl uzatma hakkı verilir. Bu Darboğaz'dan daha rahat geçilir. Yani o zaman daha rahat ucuzlatırsınız. Köprüden geçişi, otoyoldan geçişi %70 ucuzlatırsınız. Yani 3 yıl daha verirsiniz müteahhite. Yani 12 yıl değil de 15 yıl senin olsun dersiniz. O evet efendim. Yalnız, onu yaparsınız bazı çevreler, ben bunu bazı tavsiye olarak bilmiyorum söylüyorum. Buna ne der Sayın Karakuş? Evet. Efendim? Bazıları buna sert itiraz eder yalnız benden söylemesi. Bir de Mustafa Bey şöyle bir şey var. Ucuzlamaya yani, niye itiraz ederse etsinler efendim. Ucuzlamaya neye itiraz ediyorlar? Ucuzlama derken yani bu köprüleri birilerine para kazandırmak için yaptırdığı hükümet diye biliyorsunuz o yorumları dinlemişsinizdir. Öyle diyenler vardı bu ülkede. Var hala yani. Ama bakın efendim ben şimdi kimin ne niyetle doğru, hareketinden bahsediyorum. Doğru anlıyorum sizi tabii ki. Yok sizin öneriniz çok mantıklı. Ülkemizin refaha kavuşmasından bahsediyorum. Mustafa Bey, 50 yıldır iktisatçı olarak bunlara düşüncem bu olduğu için söylüyorum. Evet. Ben bir 50 yıldır iktisatçıyım. Çok çok mantıklı bir öneri. Ben hiçbir sözüm yok sizin öneriniz. Evet aynı zamanda biraz evvel çok güzel söylediler. Yani aynı zamanda mesela yiyecek taşıyan tırlar, yiyecek taşıyan kamyonlar
Bir şekilde mazotunu vergi almadan verirsiniz. Traktöre vergi almadan mazot verirsiniz. O zaman ülkede ucuzluk olur. Bakın şimdi şunu açık da söyleyeyim. Türkiye'de ne var? Gıda enflasyonu var. Yani gıda enflasyonu var. En çok enflasyonu tetikleyen gıda enflasyonu. İnsanlar yemeden yaşayamaz. Ha, insanlar yemeden yaşayamayacağına göre efendim siz önce gıda enflasyonunu düşürecek bu tedbirleri almanız lazım. Evet. Bakın bir insanın iki kıyafeti varsa üçüncüyü almaz böyle dar zamanlarda. Efendim işte salgın var, gördüğünüz gibi şimdi savaş var veya işte bu küresel ısınmadan bazı zamanlar kurak geçiyor. Hı-hı. Geçen seneye kadar kurak geçtiğini biliyorsunuz. Evet. Yani şimdi ben 20 yıl önce efendim küresel ısınma geliyor, Türkiye'nin başına dert olacak diye takdim yaptığımda kimse umurunda bile olmadı bu küresel ısınmayla ilgili. Onu söylemek istiyorum. Peki. Burada şimdi çare efendim çiftçiye mazotunu vergisiz vereceksin. Kamyona, tıra mazotu vergisiz vereceksin. Sadece onlardan kaybın nedeniyle devlet çökmez. Ama devlet enflasyonu mutlak ve mutlak surette dizginlemiş olur. Dizginlemeyi sağladığınızda da peki. Efendim iktidardaysa bir de efendim hükümet ya. O iktidarını devam ettirme şey ihtimalini arttırır. Onu söylemek istiyorum ben. Murat Bey. Yani Sayın Turgut'un söylediği gibi efendim hem efendim köprüden geçiş konusunda da ucuzlatma olmasa bile mazotu indirin. Şahıs ondan sonra rahatlıkla yiyeceğini İstanbul'a taşısın. Peki 16 yani milyon devlet, oldu İstanbul'un nüfusu. Anladım da devlet hani ondan vergi almasın, yani, bundan vergi almasın olacak Murat Bey. Tabii mazotun indirilmesi meselesi güzel bir teklif ama uygulaması gerçekten zor ve çok kötüye kullanılabilecek bir şey maalesef. Hı hı. Ama bu köprülerle ilgili kullanım çok spesifik bir kullanım, teknik bir kullanım benim teklifim açıkçası. Değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü direkt yansıyor maliyetlere. Yani bu eğer belki denenebilir bile. Yani şu da denenebilir. İşte İstanbul trafiği bakımından da önemli bir şey. Yani 15 Temmuz 1915 köprüsünden geçiş ücretsiz olursa Anadolu'dan sebe taşımasında buradan bir kanal oluşacak. Farklı bir yoldan gelecek. Daha evet. ucuza belki mal olacak. Şimdi, tabii bunun hesabını kitabını yapmak lazım. Bir araya gideceğim ama hemen gitmeden önce Ebu Bekir Bey'in bir sorusu vardı. Kısaca hemen alayım. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bizim zaten şimdi pandemiden sonra tüm dünyada bir ekonomik kriz var ve o pandemi döneminde piyasaya tüm devletler para pompaladığı için bilançolar zaten şişti. Evet. Dolayısıyla burada vergiden şey yapmak, vazgeçmek devletlerin şu anda işine gelebileceği bir durum değil. Bakın Amerika bile ne yapıyor? Hem faiz artırıyor hem de varlık alımlarını daraltıyor. Her seferinde daraltıyor. Sebep ne? Çünkü bilançolar şişti. Anladım. Yani o önemli bir kaynak. Yoksa olsa tabii gücü olsa bu dolar hesabını yapan mesela devlet dahi yani bir şekilde bankadaki mevduatla doları dengeleyen sistem bunu düşünmez mi? Düşünür. Her şekilde indirir. Der ki vergi almıyorum. Her şey düşer ama işte olmuyor teknik olarak. Ben bir de izleyicilerime son bir cümle daha söylemek istiyorum. Mustafa Bey. Biz dedik ya hep birileri karşı çıkıyor bazı şeylere karşı. Yani aslında Türkiye'de kalkınmanın tarihi budur yani. Kalkınma hep böyle gerçekleşmiştir. Yani hep birileri bir şey yapmıştır. Aynı kesimden hani bizim sosyolojik olarak devletçi seçkin dediğimiz kesimden itirazlar gelmiştir. Yani millete karşı muhalefetle kalkınma olmuştur şimdiye kadar Türkiye'de. Keban Barajı yapılırken de bu böyleydi. Evet. Bugün köprü yapılırken de böyle. Yarın da böyle olacak. Aslında biz buna alıştık birazcık. Yani belki yeni nesil bunu anlamayabilir. Yani 2000'den sonra doğanlar belki bunu anlamsız bulabilir ve değiştirebilir diye düşünüyorum. Hı hı. Ama bizim nesil şu ana kadar bunu çok iyi biliyoruz ki Türkiye'de kalkınma mücadelesi aslında bizim sosyolojik olarak devletçi seçkin dediğimiz kitlelerle milletin kavgası biçiminde realize olmuştur. Böyle gelmiştir. Ya 5 tane köprü var. Maalesef, 5'ine de karşı çıkıyor. Maalesef. Yani bir tanesi Mustafa de Bey, bir ilave yapmak istiyorum. Diye. Bir ek yapmak istiyorum. Şimdi karayolları üzerinde durduk. Biraz önce ben demir yollarının önemine işaret etmek istedim. Avrupa'da her yer demir yolu. Yani Avrupalılar niye yol yapmıyorlar da demir yolu yapıyorlar? Devamlı demir yolu yapıyorlar. Çünkü demir yolu maliyeti çok düşük. Avrupalılar yolda yapıyor demir canım. Demir yoluyla taşıyorlar. Yani biz karayolu üzerine bu kadar ısrar etmemizi anlayamıyorum. Yani
İtalya'da ya otoban vardır ya da arayollar vardır. Öyle çift duble yollar yoktur İtalya'da. Veya yalnız, Almanya'da Hüseyin Hocam, bizde demir yoluna da karşı çıkan var yalnız. Onu da belirteyim de. Sivas'a ne gerek var hızlı trene falan diyen de var yani. Hayır, kesinlikle gerek var. Trene gerek var çünkü trende çok fazla malı çok hızlı şekilde taşıyabiliyorsunuz. Yani 1000 tane kamyon yerine bir tren katarı yetiyor. Yani bu karayollarına niye, biz karayollarına önem verdikçe petrol bağımlılığımız artıyor petrole. Ve devamlı surette her türlü mal bu şeyden etkileniyor. O yüzden demir yollarına ve deniz yollarına önem vermemiz lazım. Bizim onlara bitirmemiz lazım. Yani İstanbul-Ankara demir yolu, hızlı tren yolu mutlaka bitirilmeli. Yani bu hızlandırılmış trenden ziyade ya da şu anda İzmir'de Ankara arasında demir yolundan bahsediliyor. Çok güzel bir planlama. İnşallah neticelenir. Tabii İzmir'den Ankara'ya da ve Antalya'da, özellikle Antalya'da tren yok. Antalya'da tren denilen bir şey yok. Antalya'da niye tren yok? İnşallah oraya da yapılır. Bu şekilde karayollara bağımlı olmamız devam ediyor. Ne yazık ki. Hocam yani karayollarının Türkiye'de bu kadar, duble yolların bu kadar fazla yapılmasının sadece ulaşım seferberliğinden kaynaklanmadı. Aynı zamanda Türkiye'de trafik kazalarını da çok minimize eden bir şeye dönüştü. İkincisi, demir yolları Türkiye'de çok genişlemiş durumda. Çok hızlı, süratli bir şekilde artıyor ama bir de coğrafyanızın da buna imkan vermesi lazım. Yani tren yolu bir yerden Anadolu'dan, şimdi Kars'a kadar devam eden bir tren yolu var. O raylı sistemi döşeyebilmek için sizin dağları delmeniz, tüneller kazmanız, pek çok şey yapmanız lazım. Yani artık teknolojiyle bu, yani, çok mümkün ama bunlar. Ama mümkün yani, yapılıyor da ama tamam, karayolları bir şey daha ilave etmek istiyorum bu meselede. Çok güzel bir, hocam da şey, paşamız da çok güzel bir şey işaret etti. Hı hı. Türkiye'deki bütün şehirlerin gelişmesinde kervansarayların ve ahizaviyelerin çok büyük etkisi var. Evet. Neden oldu? Çünkü oralar güvenli bir hale gelince ve ticaret orada hareket haline gelince, yani ticaret güvenli bir noktaya geldikten sonra şehirler inşa edilmeye başladı. Kırşehir, Nevşehir, bakın bu saydığımız şehirlerin hepsi kervansaraylar olduğu için. Sivas, Amasya, bütün bunların hepsi ticaret yolları üzerinde oldukları için. O açıdan köprü de, yol da çok kıymetli şeylerdir. Ülkelerin kalkınması için, medeniyetin gelişmesi için şart olan şeylerdir, evet. Yani. Peki şimdi bir aramız var. O arayı verelim. Ondan sonra biraz Rusya-Ukrayna krizine, İHA, SİHA meselesine belki biraz değinme fırsatımız olacak. Bir aranın ardından beraberiz. Programımıza devam ediyoruz efendim. Konuklarımızla gündemi konuşuyoruz. Şimdi bu dilimde de biraz Rusya-Ukrayna savaşına değinmek isterim. Sayın Erdoğan Karakuş'tan başlayarak, şu soruyu da sorarak başlamak isterim. Bugün Wall Street Journal'da yayınlanan bir haberi çok konuştu Türkiye. Sosyal medyada da çok konuşuldu. S-400'leri Türkiye versin, hatta Ukrayna'ya versin, F-35'ler bunun karşılığında verilebilir diye. Siz de geçen dilimde bahsetmiştiniz. Duyamadım. Sayın Karakuş'a soruyorum soruyu, Hüseyin Bey. Siz bir de aynı zamanda S-300'lerin de toplanıp işte Ukrayna'ya verilmesi teklifini de bir miktarda olsa bahsetmiştiniz. Şimdi o niye? Yani S-300'leri niye S-300 veriliyor? Madem bir şey verilecek, Patriotlar var, onları versinler. Olmuyor mu? Bu biraz şey gibi olmuyor mu yani? Bana bir şey olmasın, sen git savaş. Böyle bir hale döndürmüyor mu işi? Şimdi doğru söylüyorsunuz aslında da burada hani efendim Rus malı bazı savunma silahlarını vermek tabii ki onlar Batılılar açısından sanki büyük bir silah vermemiş rolünü oynamalarına neden oluyor. Aynı zamanda biliyorsunuz yani Ukrayna'da S-300'ler vardı zaten. Dolayısıyla subayları, assubayları, neyse işte askeri personeli onu kullanmasını biliyor. Zaten o yüzden biliyorsunuz daha önce de bu uçak isteği söz konusu iken biliyorsunuz özellikle Su-25 ve MiG-29'ların hani eski Sovyet ülkelerinden verilmesi söz konusu oldu. Ama biliyorsunuz o ülkeler efendim başımıza dert olur diye uçaklarla ilgili sıkıntı doğdu biliyorsunuz. Rusya'ya yani verir miydi? Rusya'yla direkt savaş sebebi var. Yani.
Şimdi efendim bakın, Rusya ile savaş sebebi değişik anlaşılıyor. Yani biz kendimiz için söyleyemeyiz biz bunu. Yani bize söylemeleri uygunsuz bir defa. Biz S-400'ü kendimizi savunmak için aldık. Bize ihtiyaç o. Onun için efendim işte bunun pazarlığına girilmesi uygun olmaz. Bunu Ukrayna'ya bağlamak da uygun olmaz. Yani biz bunu biraz evvel söyledik bakın. Dedik ki 1960'lardan itibaren 90'lara kadar 8 tane sadece Nike filosu vardı efendim İstanbul'u korumak için. Şimdi ne var? Onu söylemek istiyoruz. Yani biz istiyoruz ki Türkiye'nin mesela yüksek irtifa hava savunma sistemi bataryası en az 12-13 tane olacak ki Türkiye'yi koruyabilelim. Yani şimdi orta irtifayı yapıyoruz. Başarılı atışlarımız da oldu. Ortanın uzununu yani belirli noktaya getirdik. Büyük bir çaba içerisinde savaş veriyoruz adeta her yere karşı. Yani savunma sanayisini kurmakta bakın efendim özellikle belirtilen kişilere bakın. İşte savunma sanayi başkanı ve uzayla ilgili, havacılıkla ilgili bölümlerin başkanları konumunda olan 2-3 kişi daha. Yani dikkatinizi çekmiyor mu bu? Neden bize efendim kassa uygulamalarında şahıslar olarak da hava ve uzay bölümündekilere bir şekilde katsa geliyor? Şimdi burada istekleri o ki Türkiye işte ne kadar bu yüksek irtifada gecikme içerisinde bulunursa devamlı bize baskıları söz konusu olabilsin diye. Türkiye'nin bir derdi yok bu konuda. Türkiye almıştır kendi parasıyla S-400'leri. Onları kullanma hakkına sahiptir. Hiçbir zaman için işte bunu bir bahane olarak Amerika Birleşik Devletleri ileri süremez. Biz kalkıp da bir şekilde bu aldığımız S-400'leri bir şekilde Ukrayna'ya vermemiz elbette bizi doğrudan da efendim Rusya ile karşı karşıya getirir. Ama böyle bir şey olabilir hani mi? Mümkün yani, değil de onu niye yazıyorlar? Yani böyle bir şey tartışılmıyor. Yok kimsenin böyle bakın, bir şey dediği yok. Bu işler kışkırtma efendim. Bu işler kışkırtma. Yani şimdi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg geldiğinde ne dedi bize? Efendim işte veya yapılan konuşmalarda ne dedi? Ondan sonra Stoltenberg dedi ki efendim Türkiye'nin mümkün olduğu kadar bu yaptırımlara uymasını istiyorum dedi. Yani Rusya'ya Avrupa Birliği'nin yaptırımlarını aynen uygulamalı dedi. Yani şimdi sen NATO Genel Sekreterisin. Şimdi ben niye yaptırımlara uyayım? NATO ülkesiyim diye. Avrupa ülkesi karar veriyor hava sahasının kapatılmasına. Ben Avrupa ülkesinin bir tarafı mıyım? Avrupa'nın efendim ülkesi olmak için Avrupa ülkesi yani Avrupa Birliği'ne girmek için biz 50 yılımızı verdik. Hala sokmuyorsunuz bizi. Evet. Böyle bir şey olduğunda hadi bizi kullanmaya kalkıyorsunuz. Sen NATO Genel Sekreterisin. Ne yaptın efendim Türkiye'nin F-35 almasıyla ilgili? Ne yaptın? Sen nasıl efendim NATO ülkesisin mi dedin Amerika Birleşik Devletleri'ne? NATO ülkesi bir ülkeye F-35'i satmıyorsun, vermiyorsun. Dedin mi ki kalkıp da sen şimdi efendim Türkiye yaptırımlara katılmalıdır. Şimdi orada tamamen efendim yanlış yollara girdiler Türkiye'ye karşı. Yıllardır işte bakın söylüyorsunuz sürüncemede F-35 konusu işte şimdi de F-16 konusu bile hala halledilmiş değil. Kaç ay oldu Hava Kuvvetleri'nin Türkiye'nin başvurusu biliyorsunuz 80 F-16'nın modernizasyonu 40 evet. tanesinin en son modelin alınmasını ne oldu daha hala bir cevap yok efendim şimdi beklemedeyiz şu anda sadece efendim bizden istek belgesini istediler gönderdik bakalım bekliyoruz öbür tarafta bakın ne yaptı Kıbrıs Rum kesimi ben bunu yıllardır söylüyorum hava sahası deniz sahası kadar önemlidir herkes bizde bunu düşünmeden hareket ediyor. Bugün Rusya'ya yapılan yaptırımların en önemlisi hava sahasının kapatılmasıdır. Şimdi hava sahası kapatıldığı takdirde Rusya efendim bugün dünyada açık hava hapishanesi konumuna düşmüştür. Bir yerden efendim Putin kalkıp da efendim bir yere gidebilmesi için belki işte İran üzerinden
efendim bir şekilde Basra Körfezi'nden dışarıya çıkacak, Hint Okyanusu'na açılacak, oradaki devletlerden müsaade alacak da Afrika'ya gidecek gidebilirse veya efendim bir başka yere gidebilecek, tasavvur edin. Yani şimdi hava sahası çünkü bütün dünyada paylaşılmıştır. Ben bunu defaatle söylüyorum. Hava sahası bütün kutuplarda da denizlerde de paylaşılmıştır. Kapatıldıysa size geçemezsiniz. Peki. Ama denizde öyle değil. Bunu 100.000 kere söylüyorum. Denizde öyle değil. Denizde kara sularının dışında, bir ülkenin kara sularının dışında uluslararası suyu herkes kullanma hakkına sahiptir. Ama havada değildir. Rumlar gitti tuttu. Efendim sanki bütün Kuzey Kıbrıs'ı da Türk Cumhuriyeti'ni de temsil ediyormuş gibi efendim yasaklama yaptı bütün Kıbrıs'ın hava sahasını. Kıbrıs'ın hava sahası bugün Kıbrıs Adası'nın 15 katı. 15 katı büyüklüğünde, yani 150.000 kilometre kare büyüklüğünde bir araziden bahsediyoruz. Hava sahasından bahsediyoruz. Şimdi biz kıta sahanlığını ilan ettik. Nedir kıta sahanlığımızın ilanı? Efendim herkes tabii pek fazla incelemiyor. Kıta sahanlığını nereden başlattık? Kıbrıs'ın efendim kara sularından başlattık. Girit'e kadar götürdük. Çok güzel. Ondan sonra sen bunun üstündeki hava sahasına sahip değilsen kıta sahanlığını nasıl koruyacaksın? Münhasır ekonomik bölgeyi nasıl koruyacaksın? Ben bunu yıllardır söylüyorum. Anladım. Şimdi işte anca kafamıza düştü. Rumlar kalkıp da efendim Türk sahasını da kendi sahalarıymış gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hava sahası da kendi sahalarıymış gibi yaptırım ilan ettiler Ruslara. Ruslar fevkalade büyük bir şekilde şu anda bir Rum kesimine karşı bir tavrı var. Onu söylemek istiyorum. Şimdi en büyük yaptırım tabii ki hava sahasının kapatılması. Rusya açık hava hapishanesine dönmüştür. Burada da bir şey var. Çok ilginç tabii bu önemli tespitler. Şimdi Murat Hocam size bir sorayım bu konuyu. 23 gün oldu. Yani artık 24 gün oldu. Amerika mesela 20. günde dedi ki 800 milyon dolarlık silah vereceğim. 20 gün geçmiş aradan. Yaptırımlardan bahsediliyor. Yaptırımlar da aslında Avrupa'ya da geri dönüşü de oluyor. Şimdi Avrupa kriz yaşamaya başladı. Siz nasıl görüyorsunuz? Sizin mesela bir teklifiniz vardı geçen, bir ruble teklifiniz vardı. Şimdi Mustafa Bey, çok aslında ilginç günler yaşıyoruz. Yani bir hafta önceye göre bir hafta sonra daha farklı teklifler ortaya çıkıyor. Özellikle bu Amerika Birleşik Devletleri'nin sürekli olarak tekrar ettiği bir tek şey var aslında. Ben savaşmam, silah veririm, silah alırım tarzında bir yaklaşımı var. Yani en son teklif de bu aslında. Yani SİHA'ları vesaireyi siz Ukrayna'ya verin. Biz karşılığında F-35'leri verelim ya da finansmanını yapalım gibi internette ve sosyal medyada okudum. Tabii enteresan bir süreç bu. Savaşta uzadıkça, işgalde uzadıkça Rusya da maalesef prestij kaybediyor. Maalesef derken yani dünyayı ekonomik etkisi bakımından ciddi bir türbülansı sokuyor. Yani bir hafta öncesine kadar ciddi şekilde hem buğday fiyatlarında dünyada hem işte petrol fiyatlarında türbülans yaşandı. Ve şu anda tam bitmiş de diyemeyiz. Büyük bir kısmı alındı bu türbülansın ama şu anda sıkıntı devam ediyor. Ben şuna gelmek istiyorum. Bizim bulunduğumuz konum itibariyle şu anda ki pozisyonumuz aslında gayet net ve doğru bir pozisyon. Baktığımız perspektif. Çünkü bizim her iki ülkede pozisyonumuz derken yani Rusya'dan da vazgeçmeyi, evet, Ukrayna'dan da diyerek kesinlikle müzakere masasını kurma pozisyonundan mı bahsediyoruz? Kesinlikle. Özellikle geçen haftaki Antalya'daki diplomasi forumu, tabii ki hani bu işin uzmanları, konuşmacılar var burada ama bence çok büyük bir PR başarısıydı. Yani önemli bir başarıydı. Burada bizim tabii ki Rusya'yla olan ilişkilerimizde 35 milyar dolarlık bir dış ticaret hacminden bahsediyoruz şu anda. Bunun da mesela çok önemli bir kısmı işte müteahhitlerimizin var. 11-12 milyar dolarlık işleri var orada biliyorsunuz Rusya'da. Ukrayna'da var ama Ukrayna ticari ilişkimiz biraz daha ufak kalıyor Rusya'ya kıyasladığımız zaman. Tabii ki biz ikisinden de vazgeçmek istemiyoruz. Ama şimdi burada Rusya'nın köşeye sıkışmış hali bence Türkiye için bir açılım olabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü biz savaşla ilgili konuları konuşurken hep Rusya'nın zor durumda kaldığından bahisle Türkiye'ye de bunun olumsuz yansıyacağını konuşuyoruz. Birçok yerde bu görünüyor.
Ama bu gerçekten Türkiye'de ticari anlamda bir yeni bir fırsat oluşturur mu? Bunu da denemek gerekiyor. Ben biraz bu yönden bakmak istiyorum. Siz bu işe fırsat da olabilir diye mi bakıyorsunuz? Biraz öyle bakmak istiyorum. Çünkü 550 milyar dolar Batı ülkelerinin şeyde yatırımı vardı. Ruslara yatırımı vardı. Bunların çok büyük bir kısmı petrolle ilgiliydi. 80-90 milyar dolar kısmı. Bir o kadar da finansla ilgiliydi. Şu anda borsası açık olmayan bir ülkeden bahsediyoruz. Rusya. Yani finansla yapan yatırımlar tamamen çöktü şu anda. Batı'nın yatırımları. Ben bu yatırımların bir şekilde tahvil edilip geri alınmaya çalışılacağını düşünüyorum. Batı ülkeleri tarafından. Burada bir köprüye ihtiyaç olacak. Yani bu köprünün ben Türkiye olabileceğini düşünüyorum. Aslında iki büyük köprüden bahsedebiliriz. Bir Dubai yani Birleşik Arap Emirlikleri, bir Türkiye diye ben düşünüyorum. Buradaki pozisyonumuzu çok sağlam, muhkem kılmak zorundayız. Bu mesela İHA ile SİHA ile ilgili teklifi ben birazcık şey buldum. Nasıl söylenir? Kritik bir teklif olarak buldum. Yani parasını biz verelim, Ukrayna'ya silah satın demek biraz garip geldi bana açıkçası. Biraz da tehlikeli bir teklif gibi geldi. Bence Türkiye burada çok iyi düşünmeli yani nasıl karar vereceğini. Çünkü biz daha teklif bu yaz... derken basında yer alan bir şey ama işte o çıkan medya organı da yani, sıradan bir şey değil yani öyle. Evet. Mustafa Bey mesela bizim bu yaz sırf Rusya'dan 4,5 milyar dolarlık turizm beklentimiz var. Yani bunlar Türkiye ekonomisi için çok önemli rakamlar baktığımızda. Evet. Yani bunları feda edecek bir noktaya gelmemek lazım bence. Akıllı olmak lazım. Yani tabii ki savaş insani bir durum. Yani bunu kabul ediyoruz. Çok büyük bir dram da var. Ama olayın parasal boyutunda konuşmak zorundayız açıkçası. Evet. Burada bir Sayın Karakuş'un bir ekleyeceği bir şey vardı. Eklesin isterseniz siz gene devam edin. Buyurun tabii. Belki konuyla ilgili olur. Buyurun. Bitirsin efendim. Bitirsin. Öyle mi? Tamam. Sayın buyurun o zaman. Bitirsin. Tamam, ben buyurun. Hani tamam, bitirsin efendim lütfen. Buyurun. Ben açıkçası rakamları incelediğim zaman şunu gözlemliyorum Mustafa Bey. Yani bizim Rus-Tayvan ticaretimizde kent ticaretimizi ikiye belki üçe katlama imkanımız var. Çünkü biz halihazırda 27-27,5 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. 4-5 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz Rusya'ya. Evet. Yani biz burada Rusya'nın özellikle ödeme sistemleriyle ilgili olan pozisyonunu, sorunlarını çözebilirsek Türkiye olarak, yani bu neydi? İşte SWIFT dışında kalması, efendim söyleyeyim, bankada para transferinin engel olması vesaire gibi konuları aşabilirsek, ki bence Türkiye şu anda bunu aşacak kapasitede olan bir ülke. Çünkü halihazırda Türkiye'de Rus vatandaşları ruble hesabı açabiliyor, Türkler de ruble hesabı açabiliyor. Yani ruble dönen ticaret şu anda mümkün Türkiye'de. Ama biz düne kadar ruble ticareti pek düşünmemiştik açıkçası. Yapmamıştık. Evet. Hep dolar dönen ticaret yapıyorduk. Rusya'yla da aynı şekilde böyle gidiyorduk. Şimdi bunun evrilme zamanı geldi gibi geliyor bana. Bu işlerden önce sanki hani öyle bir açıklama vardı. Kendi para birimleriyle. Yapalım deniyordu. Bakın şimdi bundan 10 sene önce belki hatırlarsınız. Gene petrolde büyük bir tırmanış olmuştu böyle. Evet. 140 dolarlara çıkmıştı Brent petrol fiyatı. O zamanlar Rusya Çin'le çok büyük bir swap anlaşması yapmıştı. Biz de bu birik ülkeleri dediğimiz ülkelere, yani Rusya, Hindistan vesaire, Brezilya, bunlara girelim, ekonomik olarak bunlara yaklaşalım diye tartışmalar yapılmıştı. Şimdi bunlar tekrar gündeme gelecektir. Şu an savaşın gölgesinde kaldı biraz ama yeniden bu yeni ticaret sahalarına yaklaşmak gerekecektir diye düşünüyorum. Evet. Bununla ilgili de işte geçen hafta konuştuk, işte yeni swap anlaşmaları gündeme gelebilir. Yani Türk hazinesinin ruble üzerinden borçlanması gündeme gelebilir. Bunlar özellikle Türk ihracatçısına... SWIFT sisteminde yokken Rusya bu mümkün olur mu? Yani alacağımızı tabii, nasıl alacağız mesela? Mümkün, ya, mümkün çantayla olabilir. Mı gönderecekler? Neyle gönderecekler? Yok, mümkün olabilir. Şu anda zaten ruble üzerinden transferde problem yok. Rublenin değeriyle ilgili problem var. Çok oynak bir değer olduğu için. Hmm. Ama bu değerler Merkez Bankası tarafından, hazineler tarafından fixlenebilir mutlaka bir yer. Anladım. Yani bunun üzerine gidilebilir. Anladım. İhracatçı da bu rakamlar üzerinden ticaretini devam ettirebilir. Kripto seçeneği olabilir. O da olabilir tabii ki. Bir diğer seçenek budur. O da gerçi tehlikeli. Yani bu da aslında Türkiye'de mümkün. Çünkü bizim kripto paralarla ilgili çok uzmanlaşmış kurumlarımız var. Borsa İstanbul'un nezdinde özellikle. Evet. Yani bu ticarete mahsus kripto para da üretilebilir. Anladım. Sadece ticarete konu olması bakımından. Tabii kripto deyince biz şunu anlıyoruz. Sürekli değeri değişen bir para anlıyoruz. Hı hı. Burada değeri artan ya da azalan bir parayı değil de mübadele aracı olarak kullanacak bir kripto parayı ben özellikle kastediyorum. Onu ifade etmek istiyorum. Evet. Yani bu işe münhasır bir para tabii ki ortaya konabilir. Bu yapılabilir. Ben hepsinden daha önemli olarak şunu söylemek istiyorum. Mevcut pozisyonumuzu hakikaten ısrarla korumak zorundayız şu anda. Dış ticaret dengelerimiz, döviz olan ihtiyacımız, ekonomimizin genel bakış açısından bunu korumak zorundayız. Burada
Tabii gönüllerimiz birazcık Ukrayna'ya kayıyor. Kaymıyor değil yani. Bunu hepimiz konuşuyoruz. Hı hı. Ama bir de ekonomik, real ekonomik gerçeklerimiz var. Bunlara göre bakmamız lazım. Türkiye, ben tabii bunu bir slogan olarak söylemek istemiyorum. Her kriz bir fırsattır demek istemiyorum ama gerçekten bu kriz bir fırsat olabilir yani. Olabilir diyorsun. Bunun farkında olmamız lazım. Anladım. Sayın Karakuş, çok kısa rica edeceğim süreyi de doğru kullanmak için. Tabii ki. Şimdi bakın, ben şunu söylemek istedim. Bir defa Rusya'nın bir şekilde Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi hava sahasını kapattığı için Afrika'ya çıkışı yok. Yani Türkiye üzerinden Afrika'ya çıkışı yok. Mutlaka uçak değiştirip yani Türk Hava Yollarına falan geçmeleri lazım. Şu anda da zaten ona benzer bir yöntem uyguluyorlar herhalde şu anda. Yani zaten başka yöntemi yok. Evet. Başka yöntemi yok. Elbette ki uygulayacak da. Demek istediğim, Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rum kesiminin kapatması nedeniyle bir şekilde oralardan geçişi söz konusu değil hava yollarının. Şimdi tabii ki burada İran'ı ondan dolayı tercih ediyor. Bakın burada en önemli konu ne biliyor musunuz? Hazar Denizi'nin hava ve deniz sahası paylaşılmamıştır. Rusya onu özellikle paylaştırmıyor. Hazar Denizi'nin ortasından şimdi Rus uçakları geçiyor, hava yolları geçiyor. Kimsenin bir hava sahası falan yok orada. Ondan sonra İran'a geçiyor. İran'dan artık dünyanın neresine gidecekse gidecek konumda. Evet. Şimdi burada çok önemli konu, tabii ki bu Kıbrıs Rum kesiminin Rusya'ya kapatması hava sahasını fevkalade Rusya'yı sinirlendirdi. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması konusunda Rusya'nın kullanılması söz konusu olabilir. Bir. İkincisi, tamam. Efendim, İsrail Cumhurbaşkanı Ercan hava sahasından Türkiye'nin, efendim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hava sahasından müsaade alarak geldi. Yani efendim, Rumların bu kapatması filan konusu da bir takım sıkıntı yaratmasın diye. Bakın, İsrail'in dahi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıması konusunda efendim bir şekilde adım yani atıldı. Bu fırsattan yararlanabilir. Doğru. Peki. Hüseyin Hocam, siz ne dersiniz? Sizden bundan de iyi fırsat mı olur? Alayım. Evet. Erdoğan Paşam çok güzel bir konuya işaret etti. Çünkü orada böyle bir şey olursa, yani Ercan'ın tanınması gibi bir şey olursa, oradaki Fırat'ının da bizim lehimize bir takım oluşumlara girmesi söz konusu olabilir. En azından oradaki Lefkoşa adında bir hat vardır ve Lefkoşa orada otoritedir şu ana kadar. Bundan sonra inşallah bu durum, evet, değişir. Yine Ukrayna'ya dönmek istiyorum. Şimdi bu S-300, S-400 olayını, bizden S-400 vizesi almaları konusuna. Çünkü Avrupa'da Avrupalılar ve Amerikalılar birlikte olmuş S-300 arıyorlar Ukrayna'ya. Ve Doğu Avrupa ülkelerinin kapılarını çalıyorlar. Bence Yunanistan'ın kapısını çalsınlar. Girit'te S-300 var. O da paketlenmiş vaziyette, bizim S-400 gibi. Alsınlar, götürsünler oraya S-300'ü. Kullanabilirler Rumlar da, Yunanlar da. Paketlenmiş derken nasıl? Kullanılmıyor demek istiyorum. Ha, kullanılmıyor anlamında. Daha önce evet. Onu alsın ve Ukrayna'da kullansın. Ama yani bir şey sorabilir miyim? Ben bilmediğim için soruyorum. Yanlış anlamayın. S-400 ya da S-300 yani öyle kullanılma, hani günlük kullanılan bir şey değil ki benim bildiğim. Şimdi, yani radar olacak, bir saldırı olacak da kullanılacak yani. Çünkü burada paşam çok daha iyi bilir. Bunları sisteme entegrasyon yapmanız lazım. Bunları sisteme entegre olmadan bunları lokal olarak ya da kullanamazsınız. Yani tek başına kullanamazsınız. Sistemde uçakları sorgulayacak, IFF SIP sorgulaması yapacak, diğer hava savunma sistemleriyle entegre olacak. Bu şekilde bir yüksek hava savunma sistemi, bu tek başına düşünemezsiniz. Yani alalım, koyalım, kullanalım diyemezsiniz. NATO'ya entegre etmeniz lazım bunu. Ve Yunanistan'da buna işaretle kullanamıyor zannediyorum. Paşamın bir sorusu var herhalde. Hocam, ne dersiniz? Efendim, bitirin. Evet. Artı. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Bir eklesin isterseniz de, yani doğru gidelim. Yanlış gitmeyelim. Bitirin buyurun. Yani evet. Zaten efendim S-300 Ukrayna'da olduğu için Ukrayna'nın subayları, astsubayları zaten, evet, bunu kullanıyor. Doğru.
Dolayısıyla Yunanistan'dan sökülsün. Efendim bizden S-400 isteyeceklerine hakları aynen. Yok. Biz çünkü kendi paramızla aldık ve bir şekilde bizim kendi işimiz o. Ona karışmasın kimse, kusura bakmasın NATO veya Amerika. Alsın Yunanistan'daki S-300'ü efendim götürsün Ukrayna'ya koysun. Yani şimdi Ukrayna'nın efendim subayları bu S-300'ü kullanmasını biliyorlar. Kendilerinde de S-300'ler vardı Ukraynalıların birkaç batarya. Dolayısıyla şu anda Rusların taarruzları nedeniyle bir miktar kaybettiler. Peki. Onların yerine Yunanistan'dan alsın. Sayın evet. Çelik'in söylediği anladım. Tamamen haklı. Hüseyin Hocam siz de biraz daha hızlı toparlarsak seviniriz. Evet şunu demek istiyorum. Bugün Amerikan sözcüsünün açıklamaları vardı ve o açıklamaları seyrederken dün zannedersem bugün gördüm ben. Sözcüyü gazeteciler acayip sıkıştırıyorlardı şu şekilde. Siz neden diyor saldırı silahları veriyorsunuz da savunma silahları vermiyorsunuz, savunmaya ilişkin silah vermiyorsunuz Ukrayna'ya. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri 800 milyar milyon dolarlık bir askeri yardım yapacak ve bunu 1 milyar dolara kadar da çıkarmayı planlıyor ve yaptığı, verdiği silahlar arasında şunlar var. Stinger füzeleri, tank savar, 4 kilometre uzaktaki hedefleri vurabilen Javelin roketi var, elle fırlatılabilen evet. Insan savar aracı. Sonra Switchblade İHA'sı bu. Yani bunlar hep saldırı amaçlı silahlar, doğru mu? Hepsi saldırı amaçlı. Vücut sırrı, miğferler, tüfekler, el bombaları, 20 milyon mermi bunları Amerikalı gazeteciler savunma soruyor. Niye siz saldırı... Bunu aynı zamanda savunma olarak da kullanamıyor mu yani? Tabii yani savunma için... Yani Stinger mesela uçaklara karşı kullanılıyor. Doğal olarak savunma olmuyor saldırı, mu? Saldırı, saldırı. Ya yani uçaklara ya yani savunma ne o zaman? Savunma silahı ne? Savunma silahı çeşitli şekillerde işte biraz önce söylediğim gibi ya mesela S-400 savunma. S-400 mesela S-400. S-400 uçağı vurmuyor mu? Stinger gibi o da uçağı vurmuyor mu? S-400 niye savunma oluyor ötekisi? Savunma amaçlı, saldırı amaçlı. Savunma amaçlı. Yani şey değil, S-400'ün düğmesine bastığınız zaman değil mi? Yani bir uçağı vurayım, ben şunu açayım da uçağı vurayım. Öyle ne olmuyor için, yani. Ne yapıyor o zaman? Hayır, bilgisayar sistemiyle. geleni avlıyor. Hayır, hoca ne demek istiyor? Yani o da geleni avlayacak. Bir niyet mi var acaba? Onu ben merak ettim. Müsaade edersin söyleyeceğim. Peki. Eğer amacına bakacaksınız. Amaç savunma mı, saldırı mı? Buna bakacaksınız. Eğer savunma... kendi ülkenizi korumayı amaçlıyorsanız saldırı da yapabilirsiniz fakat bu savunma olur. Yani bunu demek istiyorum. Anladım. Offensive ve defensive araçlar farklıdır. Peki. Yani ikisinde arasında fark var. Şunu da ilave etmek istiyorum. Ve Amerikalıların devamlı şekilde bu tür silahlar vermeleri ve şiddetle uçuşa yasak olan bir bölge inşa etmemeleri ya da yüksek irtifa füzeleri vermemeleri tamamen Batı kamuoyunda yavaş yavaş bir uyanışa sebep oluyor ve bir takım şeyler de var Amerikalıların. Aynı zamanda 100 tane uçağı, bunlar sivil ve iş jeti, bunları Amerika'nın da üzerinde uçuş yasağı ilan etmiş bu uçaklara ve bunlar Amerikan şeylerini kullandığında ya da uçtuklarında bunlara ceza yağdıracakmış. Bunların arasında Avromovich'in G650 Gulfstream 650 uçağı dahil olmak üzere diğer hava yollarını da Aeroflot'tan tutun çeşitli şekilde Azure Air gibi şirketlere uçuş yasağı uygulamaya başlamış. Şunu görüyoruz, yavaş yavaş ekonomik yaptırımlar daha önce de söylemiştik. Yavaş yavaş tesirini gösterecek. Birdenbire bunların tesirini göstermesini bekleyemeyiz. Anladım. Fakat şimdi, bu arada evet buyurun, sözümü söylüyorum. Buyurun. Bu arada Rusya'da bu şekilde kan kaybetmeye devam ediyor. Yani savunma itibariyle veya çeşitli ekonomik şeyler itibariyle kan kaybetmeye devam ediyor. Savaş uzun sürerse bu şekilde zararlı çıkacak ama ileride Yunanistan, Gürcistan baskısında olduğu gibi
kendi tedbirini alacaktır diye düşünüyorum. Anladım. Mustafa Hocam, acaba yani ben çok net anlayamadım. Hüseyin Hocam yani bu savunma silahı vermiyor, hücum silahı veriyor derken bir yani bir Amerika'nın bir gizli gündemi mi var acaba? Bir yani saldırmasını yani mı istiyor? Savaşın uzamasını istiyor manasında. Öyle yani. Yani. Bazı kamuoyunda bu konuşulduğu için. Evet. Ama ben açıkçası Ukrayna bütünüyle savunma yapmak durumunda olan işgal altında bu ülke. O açıdan oraya vereceğiniz bütün silahların tamamı zaten savunmadır. Yani Ukrayna eline verilen silahların hiçbirisiyle ne St. Petersburg'u ne de Moskova'yı vuramayacağına göre temel olarak bunlar savunma silahıdır yani. Ne verirsiniz verin. Amerika'nın ya da Batı ülkelerinin Ukrayna'nın hava sahasını daha öncesinden müdahale ederek kapatmaması ve işgale bir şekilde bir yönüyle göz yumması tartışılabilir. Bu ayrı bir mevzu bahistir. Hı hı. Ama bugün olan şey Ukrayna işgal altındadır ve ona verilecek tüm silahlar zaten savunma silahıdır. Böyle görmek lazım. Şimdi Rusya bu savaşın yani 96 saatte biteceğini hedefliyordu. Kendi Putin de bunu ifade etmişti. Evet. Bugün artık savaşın 23. gününe girdik sanırım. Hatta 24 bile 24, diyebiliriz artık. 24'deyiz ve Ukrayna halkı çok güçlü bir direniş gösteriyor. Rusya'nın bütün tezleri çökmüş durumda. Ukrayna halkının kendisiyle aynı halk olduğuna iddiası, kendileri gibi Slav oldukları, kendileri gibi Rusça konuş. Yani bütün bu iddiaların tamamı çökmüş durumda. Ayrıca uzun bir süredir Türkiye ve dünya kamuoyunda Ukrayna'nın içerisinde Rus yanlısı çok güçlü bir lobi olduğu, halkın önemli bir kısmının Rusya'yı aslında desteklediği şeklindeki yaklaşımların da bütün de bir tezvirat olduğu ve hiçbir şekilde gerçek olmadığı ortaya konulmuş oldu. Donbas'ta bile, yani Donetsk'te bile şu anda Rus tanklarını alkışlayan hiçbir insan görmüyoruz. Yani bırakın hani Lviv'de bilmem ne de falan Kremlin'de yani buralarda değil. Kiev'de. Kiev'de. Yani Rusya'nın Rus etnik yapısının hakim olduğu yerlerde bile böyle bir şey yok. Şimdi burada Rusya bugün itibariyle çok ciddi büyük bir askeri olarak sıkıntıya düştü. Siyasi olarak ablukayı altına aldı. Peki bu neye dönüştü? Dünya kamuoyunda bizim açımızdan. Türkiye açısından. Türkiye'nin Libya'daki en büyük düşmanı olan terör örgütü Hafter çok daha büyük bir zarara uğramış durumda. İyice zemin kaybetmiş durumda. ABD daha önce Libya'daki mesele sebebiyle gündemden kaldırdığı Hafter'in insanlığa karşı suç işlediği şeklindeki davayı dün itibariyle yeniden açtı. Ve böylece Türkiye'nin düşmanları Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle bir kez daha Batı kamuoyunda Rusya'nın desteklemelerinden yani Rusya'nın desteklediği Hafter olması sebebiyle Hafter yani bu vesileyle Libya'daki meseleden biz kazançlı çıktık. Bu iş bizim işimize yaradı. İki, Orta Asya ülkelerinde Rusya'nın çok güçlü bir şeyi vardı. Hatta Kazakistan'daki ayaklanmayı Rusya'nın girerek müdahale etmesi Kazakistan'ın neredeyse Rusya'ya teslim olacağı şeklinde düşünülüyordu. Birleşmiş Milletler'deki oylamada Kazakistan çekimser oy kullanmakla beraber Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıdığını ifade etti. Hatta dün itibariyle Ukrayna halkıyla dayanışmak için oraya bir insani yardım malzemesi gönderdi. Bugün de Rus kanalları, Kazakistan'dan yayın yapan Rus kanalları buradaki yerel şirket tarafından yasaklandı. Moskova yanlısı yayın yapmanın Kazakistan'da şu anda mümkün değil. Aynı şekilde Özbekistan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Bu şunu gösteriyor. Rusya bu savaş devam ettirdikçe Kafkasya'da da, Kuzey Kafkasya'daki halklar nezdinde de güçlü bir şekilde şeye uğrayacak, zarar uğrayacak ve Çeçenistan'da, Dağıstan'da, Kabardin-Balkarya'da halk artık Rusya'nın o kadar da güçlü olmadığı gerçeğiyle yüzleştikçe ayaklanmaların baş göstereceğini düşünüyorum. Rus işgallerinin sona ermesi konusunda halkın biraz daha cesaretlendiğini düşünüyorum. Üçüncüsü ise Rusya ikmal sağlayamadığı için Suriye'ye, sağlayamayacağı için bundan sonra bu kadar güçlü gemileriyle götürüp getiriyordu biliyorsunuz bütün Suriye'ye bu şekilde besliyordu. Lazkiye'deki üslerini bile besleyebilecek bir durumdan giderek uzaklaşıyor. O sebeple Esed rejiminin de giderek güç kaybedeceğini ve Suriye'deki muhaliflerin doğal olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daha önündeki engellerin kalkacağını ve yakın bir gelecekte de bu süreç böyle devam ederse Esed rejiminin zemin kaybederek silahlı kuvvetlerin şu ana kadar durmak zorunda olduğu Barış Pınar Harekatı'nın durmak zorunda olduğu mevzilerin ilerisine taşıyacaklarını
göreceğiz. Bu ne aynı zamanda Amerika'nın da işine yaramaz mı? Evet, Amerika'nın işine yarayacak elbette. Rusya orada zemin kaybettikçe Türkiye'nin kontrol alanı artacak. Bununla beraber belki Suriyeli mülteci problemini de artık daha az konuşur hale geleceğiz. Çünkü Türkiye'nin egemenlik alanı arttıkça, daha doğrusu Suriyeli muhaliflerin egemenlik alanı arttıkça Suriyeli mültecilerin de ülkelerine dönüş imkanları sağlanmış olacak diye düşünüyorum. Sayın Elmalı, siz ne dersiniz şimdi? Evet, çok güzel bir noktadan konuya açıklık getirdi. Ben ona ek olarak da şunu söyleyeyim. Çin ile Amerika'nın arasındaki rekabette de Rusya burada başarısız olursa Amerika Birleşik Devletleri Çin'le olan ekonomik rekabetinde de bunu kullanacak. Öyle bir zarar da olacak Rusya'ya. Ben silah kısmına gelmek istiyorum. Şimdi zaten Türkiye çok dengeli bir dış politika izledi şimdiye kadar. Ta Kırım'ın ilhak edilmesinden bu tarafa bu dengeli dış politikasını yürütüyor. Ve en nihayetinde de yürütmüş olduğu bu dengeli dış politikanın mükafatını da Antalya diplomasi formunda moderatörlük yaparak bu iki ülkeye semeresini aldı. Çok önemliydi orada çünkü bir kere daha önce Belarus sınırında görüşmeler oluyordu ama çok düşük temsilliydi onlar. Evet. Yani Dışişleri Bakanlığı mertebesinde bir görüşme olmamıştı. Bir de Türkiye orada üçüncü ülkeydi. Yani bir savaşan taraflar ve bir de Türkiye vardı. Dolayısıyla bu da bu tarz müzakerelerde çok görünen bir şey değil. Üçüncüsü, normalde müzakereler Birleşmiş Milletler'in 33. maddesi ve devamındaki hükümler gereği aslında Güvenlik Konseyi'nin uluslararası sistemde devreye girmesi gereken bir durumdu. Güvenlik Konseyi Rusya vetoları şundan bundan dolayı devreye giremedi. Onun yanı sıra Avrupa Birliği'ndeki kendiyle övünen Avrupa ülkelerinin hiçbir tanesi bu masada moderatörlük yapamadı. Ve dolayısıyla da bunu Türkiye başardı. Bu duruşundan dolayı. Macron'un fotoğrafına ne diyorsunuz? Biraz da ben magazinli yapayım işin. Hangisi? Macron, Zelenski'ye özendiği o fotoğrafı vardı ya şeyle. Zelenski kamuflaj. yeşil şeyle tişörtle çıkıyor. O da bir kamuflaja giymiş. Sakal uzatmış. Bence bu sürecin zaten en çok yıprananını Zelenski'den sonra Macron yani. Çünkü hep bir müzakerenin bir ucundan tutmaya çalıştı. Ama önce işte Putin masanın ta diğer tarafına oturtturdu, birbirlerini göremeyeceği kadar büyük bir masaya. Zaten oradan başladı. Sonra işte ateş ölçmeler, el cepte karşılamalar falan. Dolayısıyla ben Türkiye gerçekten o anlamda güzel bir süreç yönetti. Türkiye sadece Türkiye'nin bu duruşunu da Ukrayna ve Rusya ile olan ekonomik ilişkilerine de indirgememek lazım. O da çok önemli tabii ki. Ama işte biraz önce üstadın söylediği gibi Libya'daki ilişkilerimiz, işte efendime söyleyeyim Suriye'deki hassas denge, İdlib'de özellikle, bunun haricinde Azerbaycan'da Karadağ olayında yaşadığımız ve şu anda Nahçıvan üzerinden bir koridor oluşturma çabası falan, bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman Türkiye'nin bu duruşu Avrupa'yı görünüyor ki rahatsız ediyor. Ve dolayısıyla bu tarz ikili ilişkilere sokarak burada bize bir yaptırım yapma, hani bir yaptırım yapalım, bir tarafa geçelim izlenimi verdirmek isteniyor. Türkiye'nin böyle bir şeye gireceğini zannetmiyorum ve duruşunun da bu şekilde doğru olduğunu düşünüyorum. Evet. Murat Hocam, şimdi sizin bahsettiğiniz şey, bu fırsata çevrilir mi çevrilmez mi diye biz bazı adımlar atıyoruz. Şimdi artık meseleyi de yavaş yavaş toparlamak adına söylüyorum bunu. Evet. Adımlar atıyoruz. Müzakere masası kurulmaya çalışılıyor. İşte Türkiye barış diyen tek ülke. Evet. Bunlardan sonra Türkiye çıkıp şunu diyebilecek mi? Ya ben bu kadar uğraştım. Tamam yani bu işin ekmeğini de biraz benim yemem lazım. Yani ben amiyane tabirle söylüyorum. Şimdi aslında tabii burada hem siyasi taraftan az önce Murat Bey bahsetti. Özellikle mesela bizim de taraf olduğumuz tartışmalı yerlerde Suriye başta olmak üzere politik kazanımlar olabilir diye düşünüyorum. Ama bu tabii ki politik taraf, ifade etti değerli konuklarımız. Diğer taraftan, ticari tarafta evet Türkiye şunu diyebilir mi? Diyebilir. Yani burada biz aslında bir bakıma bakarsak da çok ciddi zarar görecek bir ülke gibi gözüküyoruz ekonomik bakımdan. Çünkü iki ülkede çok ciddi ticari ilişkilerimiz var. Ama bunu fırsata çevirmek bakımından masaya oturacak mı Türkiye? Zaten oturuyor hala. Peki zaten şu anda yaptırımları kaldırdık dese, evet, Batı dünyası. Tamam, bitti yaptırım artık. İşler ne kadar zamanda düzelir mesela? Rusya açısından söylüyorum. Açıkçası çok çabuk düzelmez. Çünkü çok ciddi zarar alan yatırımlar oldu. 3 yıl, 5 yıl. Yok yani belki o kadar değil ama en az 1-2 sene sürer diye düşünüyorum. Bütün bu o zaman o süreçte de Türkiye'ye ihtiyaç tabii var demek. Tabii ki. Yani bir de şöyle bir durum var. Yani bizim yani şu anda
Çin'le bile ilişkilerinde problem var Rusya'nın açıkçası. Son birkaç günde yakından takip ediyoruz. O yüzden diyorum bir hafta önceye göre Türkiye'nin konumu biraz daha önemli hale geldi. Lavrov'un Çin'e kadar kesinlikle gidip yolda geri döndüğü iddiası var. Uçağın geri geldiği haberi var doğruysa eğer. Yani Alman basını verdi. Evet böyle bir haber var bugün. Ben çok ilginç buldum bu haberi gerçekten. Şimdi eğer böyleyse bakın Rusya neyi kullanacaktı ödeme sistemlerinde? Çin'in GPS sistemini kullanacaktı. Değil mi? Yani ona güveniyordu. Ya Bitcoin'de de Bitcoin diyorlar orada da Çin çok güçlü. Kullanacaktı. Evet. Şimdi Çin'e de eğer arasında problem çıkarsa yani bence açıkçası rubleyle Türkiye üzerinden ticaret yapmaktan başka çok fazla seçeneği kalmıyor Rusya'nın. Evet. Bir de tabii Rusya çok büyük bir petrol ihracatçısı. Yani 400 milyar dolar eksportu var tüm dünyaya. Bunun %60 yakını petrol ürünleri. Yani buna bir yol bulmak zorunda. Açıkçası. Aynen. Burada bir evet hep onun taraftan bakmak istemiyorum ama ciddi bir fırsat olacağını da inkar etmemek lazım. Bir de tabii diğer bir konu var. Bizim mesela Rus oligarkların vesaire karşılaştığı muamele var. Yani hakikaten kapitalizmin ve serbest girişimin mülkiyet hakkının askıya alındığı bir dönem yaşıyoruz. Gerçekten ilginç. Yani işte bilmem kaç milyar dolarlık, milyon dolarlık, euroluk özel mülklerine el konuluyor falan konuluyor, çok evet. ilginç bir süreç yaşıyoruz. Bu hukuki mi Ebu Bekir hocam? Yani olabilir mi böyle? Yaptırım yaptım ben senin zenginin malına el koydum. De şimdi tabii şöyle bir süreç var aslında orada enteresan olan şu. Devletlerin bir tüzel kişiliği var. Dolayısıyla tüzel kişilik varken orada özel bir şirketin kendine ait devletle ilişkisi olmayan özel bir şirketin malına el koydum demek hukuki değil. İşin gerçeği bu değil. Fakat buradaki mevzu şu, tıpkı terör örgütlerini finanse eden şirketler gibi görülüyor ve savaşan devletin, tabii haksız savaşan devletin destekçisi olarak göründüğü için el konulabiliyor. Ama bu çok muğlak bir tanım çok, değil mi? Çok muğlak. Burada çok hassas olmak lazım. İstisnanın istisnasını yapmak gerekirken özel mülkiyeti kendine tanrı edinen bir batının bu şekilde önlem alması, bu şekilde yaptırım yapması, özel mülkiyete tabiri caizse çökmesi kesinlikle uluslararası hukuka da uygun değil. Yani burada bir iflas var aslında. Yani biz Batı medeniyetinin mülkiyet bazlı yapılanmasının teorik bazda biraz iflasını gözlemliyoruz. Yani mülkiyet hakkı biliyorsunuz en kutsal haktı. Yani bu nereden bakarsanız bakın devletten John Locke'dan bu tarafa hep savunmuş bir şeydi. Hocam yani, bundan şöyle yapıyor özür dilerim sözünüzü kestim. Buyurun. Onlar diyor ki biz liberaliz, bizde tanrı ama sizde helva putu. Helvadan yapılmış put ama o bizde biz liberaliz bizim için tanrı sizin için değil. Bence Rus oligarkları ve zenginleri ve Rus devleti aynı zamanda şimdi bu mevzuyu unutmayacaktır. Çok önemli bir konu. Yani 5 sene sonra belki çok farklı bir şey konuşuruz. Yani yarın belki başka bir şey konuşabiliriz. Yani evet. Bir de ben bir şey soracağım Sayın Karakuş. Az önce diğer konuklarımız da bahsetti ya yani Rusya bu işin çok daha kısa süreceğini tahmin ediyordu. Şimdi mesela neredeydi o 65 kilometrelik konvoy? Nerede kaldı o konvoy mesela? Şimdi o konvoy işte güya dağıldı. Efendim Kiev'i kuşatmaya çalışıyor ama yani o hayali bir harekat planı üzerine harekat başlatmıştı Putin. Kendi düşüncesine göre 3 gün içerisinde Kiev'e girecekler ve güllerle karşılanacaklar zannetmelerinin sonucu bu. O yüzden 24. güne girmiş konumdayız. O hayali efendim strateji yok oldu gitti. Şimdi burada tabii ki hepsi kendilerine bir bahaneyle işi yürütmeye çalıştılar. Biden'ın bahanesi ne? Efendim ben sizi 3. Dünya Savaşı'na sokmadım. Uçuşa yasak bölge yapmadım. Efendim işte Amerikan kuvvetlerini Ukrayna'ya sokmadım. Ve herhangi bir şekilde Rus pilotlarıyla Amerikan pilotları çarpışmadı. Tamamen bir şekilde peki, dayanağı olmayan bir şey. Bir şey daha sorabilir miyim bu konuyla ilgili? Merak ediyorum çünkü. Tabii. Örneğin Rusya'nın hava kuvvetleri de hani güçlü. Öyle bir hava saldırısı, yoğun bir bombardıman da görmedik mesela. Niye? Bu niye? Hava kuvvetleri çok güçlü değil. Ben bunu öyle mi? Neredeyse bu savaş başlamadan 3 ay önce falan söyledim. Tabii ki bana inanmadılar o zaman. Efendim ama sadece çok sayıda uçağı var, çok sayıda. Bir ay sonra falan. Yani bir de uçak üreticisi bir de. Yani nasıl güçlü olmaz?
Müsaade edin, o zaman izah edeyim. Madem sordunuz, tabii, izah edeyim. Kısaca olursa efendim, sevinirim. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz çünkü. Buyurun. Tabii, anlıyorum. Ama yani izahat açısından gerekli olan bir zamanda istiyorum lütfen. Tamam, lütfen. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi Rusya 1990'lara kadar üretimde bulundu. Uçak miktarı odur, fazlası olan. 900 civarında MiG-29 var. Bunlar eski uçaklar. Yani genellikle laser güdüm kiti de çok fazla yok. Yani hassas vuruş yeteneğe sahip değil. Onun için MiG-29'ların çok az bir kısmını modernize etti. 1990'dan sonra en iyi ürettiği uçak Su-35'tir. Su-35 miktarı, ben söyleyeyim bakın, 2020'nin ortalarında 70 tanecikti. Bakın 70 tanecik uçağı vardı. Hadi şimdi diyelim 2022'nin başındayız. Yani daha bahara bile girmedik. Olsun 140 tane. Yani evet. Peki Amerika'nın bu birinci hat uçağı miktarı ne kadar, muharip uçağı? 3000 tane. Yani 140 onun nerede, için, 3000 nerede? Evet. Şimdi bazı evet efendim, mesela bizim 1990'larda başladığımız ve ürettiğimiz laser güdüm kiti, yani bombanın hassas vurması için laser güdüm kiti bile yeterli olmadığını görüyoruz. Taarruzlarından bunu biz anlıyoruz zaten. Düşünün, bu kadar efendim işte hava gücü açısından tamam, çok miktarda uçak var, işte yani 900-800 tane MiG-29 var, işte bir miktar su efendim serisinden var, ama bunlar söylüyorum birinci, yani kalite uçak tarzları değil. Onun için kalkıyorlar, alçaktan vurmaya çalışıyorlar, gez gör arpacık Stinger'le düşürülüyor. Böyle yani Ukrayna'nın söylediği miktar doğrudur, eğridir bir şey demem, ama 100 küsür tane uçak düşürdük, 100 küsür tane evet, helikopter düşürdük diyor. Ve yani şimdi böyle tabii ki taarruz ederse hava kuvvetleri elbette ki vurulması ihtimali yüksek. Evet, halbuki anladım. Laser güdüm kitle olsa yani yüksekten atacaklar, ne Stinger vuracak, ne bir başka biri vuracak. Hava gücü olmadığını anlıyorum buradan en azından. O zaman da zaten şeyi yerine evet, oturdu. Evet, taşlar efendim, yerine yani oturdu. Görüldü neden burada, bu kadar uzadı iş? Görüldü burada. Yerine evet, oturdu tabii ki. Evet. Bütünüyle imajdı yani aslında Rusya. Demek kaba öyleymiş. Kuvvetli. Bir de Hüseyin Hocam, bir de size sorayım. Tam bu iş hani böyle bitecek artık, oturacak. Müzakere masasına oturuluyor. Hop bakıyoruz batıdan tam tersi böyle savaşı kaşıyıcı bir şey geliyor. Yani onu da bir değerlendirirseniz iyi olur. Evet. Amerika'dan evet, özellikle hani şey geliyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri bu faiz artırımından sonra 0.25 puan artırdı. Faiz artırımından sonra daha yani buna fazla miktarda faiz artırmadı bana göre. Bunun nedeni bu savaşın Amerika'nın faydasına olması. Çünkü Amerika'nın savaş sanayisini harekete geçirdi ve Amerika'daki durgunluğu önleyici bir fırsat geçti ellerine ve bu sefer daha önce emisyona yaydıkları, yani dışarıya yaydıkları, piyasaya arz ettikleri paraları geri çağırma fırsatı elde edecekler. Silah satacaklar. Bütün Batı ülkelerine, Almanya başta olmak üzere, Polonya olmak üzere buralara silah satacaklar. Yani maksat silah satmak diyorsunuz yani. Tabii silah satmak ve bu şekilde aynı zamanda silah sanayisi Amerika'da çok güçlü. Aynı zamanda Amerika'nın ekonomisini canlandıracak bu. Yani durgunluktan da çıkmak için bir fırsat olacak. O yüzden devamlı kaçıyorlar ve devamlı bu savaşın sürmesi, yani Ukrayna'nın altyapısının çökmesi falan kimsenin umurunda değil. Hele hele altyapısının çökmesi hoşlarına da gidiyordur. Yarın bir gün ben oranın altyapısını da yaparım diyecekler. Ve yani tabii Ukrayna'nın altyapısı yapılacak ve çoğu ülke bu silahları almak için şuraya gelmiş. Ukrayna'nın altyapısı yapılacaksa Türkiye birinci sırada olur yani bu durumda. Bu kadar uğraştı bu işin çözümü evet, için. Evet, bakacağız, göreceğiz. Yani bence Batı firmaları daha şanslı. Çünkü Batı'ya göz kırpıyor ve Batı ile ilişki kurmak istiyor. Hala mı sizce? Hala geçerli mi bu sizce?
Bence geçerli. Yani batıya yönelmiş bir şey. Bugün yine gazetelerde... Zelenski'nin açıklamasına bakarsak, yani Türkiye gelirse orada batı yazar. Sayın Karakuş bir şey ekliyor. Buyurun. Buyurun. Bir cümle. Buyurun. Bir cümle. Şunu söyleyeceğim. Hemen Amerika Birleşik Devletleri altyapı için Ukrayna'ya 13 milyar dolar ayırdım dedi. Evet. Sizde para varsa o zaman altyapılarda efendim bir şekilde almak işi tabii ki sizin de güçlendirir. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde para var, 13,5 milyar dolarlık yatırım hemen yapacağım dedi. Bu 100 milyara kadar çıkabilir dedi. Evet. Evet. Varsa sizde para tabii ki altyapıyı siz yaparsınız. Burada ben de bir konu temas etmek istiyorum birkaç cümleyle Mustafa Bey. Bu fırsatlar derken var, kısa hep ticaretten konuşalım. Bahsediyoruz. Bir diğer konu da finans bölümü. Evet. Bu işin demin yarım kaldı, oligarklardan bahsettik ve mülkiyet meselesinden bahsettik. Bu mülkiyet meselesinin bu kadar yara aldığı bir dönemde, yani kapitalizmin felsefi temellerinden uzaklaştığımız bir dönemde bence Türkiye finans merkezi olarak öne çıkabilir. Yani bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Özellikle tarafsız olan ya da bu kavgayı görüp bu endişeleri paylaşan insanlar, kapital sahipleri bir güvenliğim olarak böyle bir ülkeye yönelebilirler. Bence bunu kullanmamız lazım. Evet. Çünkü hem Amerika'nın hem de Avrupa Birliği'nin mülkiyete karşı yönettiği mevzular dikkat çekici ve özellikle 3. dünya ülkesi dediğimiz ya da Batı'nın karşısındaki olan sermayeyi, kapitali ciddi şekilde yararlar durumda oldu bu durum. Evet. Bence bu da bir fırsattır finans bakımından da Türkiye bu yatırımı çekebilir ülkesine diye düşünüyorum. Peki. Son sözü de Murat Özer'e verelim o zaman. Bitireceğim. Ya ben şeyi anlayamıyorum şu açıdan. Mesela Batı tamam, Batı kışkırtıcı bir rol üstlenmiş olabilir savaşta ama mesela savaşı durdurmak için ne yapmalıydı? Yani Ukrayna işgal altında, lideri ülkesinden kaçmadı. Gel dediler. İngiltere'deki gel bana sığın dedi. Sığınmadı. Ülkemi terk etmiyorum dedi. Ben sizin göndereceğiniz araçları değil, sizin vereceğiniz silahlara muhtacım dedi. Veriyorsanız silah verin dedi. Yani Batı savaşı durdurmak için ne yapmalı yani? Ukrayna'ya şunu mu yapmalı? Ey Ukrayna, sen kendi topraklarını zaten Kırım'ı kaybettin, onu kabul et. Ukrayna'nın doğusunu da kabul et. Doğu, güneyinde bütün denizde şeyini de kaybet. Silahtan da arındır kendini. Rusya'ya teslim ol. Bunu mu yapmalıydı Batı mesela? Ne yapmalıydı? O açıdan bu sorular bütünüyle havada. Kışkırtıyor şeylerini ben doğru bulmuyorum. Gerçekçi bir şey olmadığını düşünüyorum. Tüm dünyanın gözleri önünde 45 milyonluk bir ülke işgal altında. Rusya tıpkı Çeçenistan'ı işgal ettiği gibi, Kırım'ı işgal ettiği gibi, Kafkasya'yı işgal ettiği gibi şu anda bir işgal harekatına girmiş. Tamam, Batı'nın günahı yok demiyorum. Zaten Afganistan ve Irak işgallerine birlikte karar verdiler. Yani 5 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına da Rusya, Amerika, evet, birlikte karar verdi. Ama şimdi bütün bu günahlar var diye Batı'nın bütünüyle, Batı'nın bu şeyi, savaşı kışkırttığı, Zelenski'nin Amerika'yı ülkesine davet ettiği, işbirlikçi oldu, hain oldu falan, bunların hiçbirisi gerçekçi şeyler değil. O açıdan o zaman madem böyle düşünüyorsunuz, o zaman Damat Feride niye kızıyordunuz ki? Damat Feride kızmayın, o da İngilizlerle işbirliği yapalım, aynen, ülkemiz daha fazla işgal edilmesin diyordu. Evet. Başka bir şey demiyordu ki. Peki. O zaman niye biz Kuvayi Milliye'yi kurduk, niye İstiklal Harbi'ne katıldık? Böyle bakmak lazım gerektiğini düşünüyorum. Bir cümleyle de konuyla, tabii, alakası yok ama sosyal medyada dünden beri bir şey dönüyor. Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir uzman çavuşumuzun gidip doktorları dövdüğü, sonra da o doktor, dövülen doktor tarafından da tedavi edildiğine dair, evet, bir şey vardı. Gördüm. Sonra da bütün oradaki sağlık görevlilerini örgütlediler ve onu protesto ettiler. Bugün çıkan güvenlik kameralarında çok net bir şekilde uzman çavuşumuzun dayak yediği ortaya çıktı. Olay bütünüyle tersiymiş. O açıdan buradan hem de 14 Mart Tıpçılar Bayramı'nı da kutlamış olan bütün bir ülke olarak kutlamışken şunu söylemeye çalışıyorum. Bütün meslekler kutsaldır. Askerlik de kutsaldır. Tıpkı tıpçılık gibi, tıpkı doktorluk gibi. O açıdan bu kötü muameleyi askerimize karşı yapmış olan doktorların ve o sağlık görevlilerin cezalandırılmasını ve insanlarımız da sosyal medyada gördüğü her şeye inanmaması gerektiğini söyleyerek, peki, bu sosyal mesajla da bitirdik. Peki. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sayın Karakuş, Sayın Çelik. Sevgili seyirciler, iyi akşamlar diliyoruz. Bu akşam da 5. günü bitirdik efendim. Haftaya buluşuncaya dek hoşça kalın.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.